Sevgili izleyiciler, sahipsiz mikrofondan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 3 gündür anons ediyoruz. Önemli konuklarımız Kanal M ekranlarında sahipsiz mikrofon yıllar sonra ikinci programını yapıyor. Bu programda yine çok önemli konuları konuklarıyla birlikte işleyeceğiz. Belki ülke gündemini değerlendireceğiz ama özelde bölgeye ve genelde Van'a yansıyan birçok meseleyi konuşacağız. Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi FETÖ davaları. Aslında FETÖ davasıyla ilişkili birçok konu var ve konunun mahkemelerde sulandırılması, sonra cezaevinde FETÖ'den ötürü girip de çıkanların genel sosyolojik durumu, tahliller ve söylem tarzları. Beraberinde yine biz KCK operasyonlarını konuşacağız. Geçmişte FETÖ'den ötürü birçok darbe yiyen Hizbullah olaylarını da aslında konuşacağız bu davalar üzerinde. Özellikle Mustazafer üzerinde geçmişteki oyunları da konuşmanın çok anlam ifade edeceğini hatırlatmakta yarar var. Hizbul Tahrir olaylarını da aslında bu kavramda, bu bağlamda konunun içeriğinde konuşmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. KCK operasyonlarında önceden görevden alınan ve sonra yine işe bir türlü işten atıldıktan sonra geri dönüşlerin ne anlam ifade ettiğini konuşacağız. Ve yerel yönetimlerle ilgili birçok konuyu, siyasilerin tehdit edilmesi meselesini konuşacağız. Hatırlarsanız Bakan Soylu'nun kanaat önderleri başta olmak üzere birçok siyasetçinin tehdit edildiğine dair vurguları vardı. Bu siyasiler kimler? Bazı kanaat önderlerini özellikle arayıp uyardığını söyledi Bakan Soylu. İşte bütün bu bağlamlardaki konuları bugün sahipsiz mikrofonda 3 tane geçmişte siyasi kimliği olan ama hala hukukçu kimliğiyle Van'da analizleri önemli olan 3 şahsı konuk ettik. Avukat Sayın Zahir Soğan da yine Avukat Sayın Halil Kartal ve Avukat Sayın Rasim Saygın konuğumuz sevgili izleyiciler. 3 konuğumuza bugün az önce bahsettiğim konular üzerinde analizleri ve yorumlarını isteyeceğiz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Önce Sayın Başkan'la başlayalım Sayın Soğan'da. Dilerseniz FETÖ operasyonlarını hem siyasi süreçle 15 Temmuz darbe girişimi, kalkışma girişiminde il başkanlığı süreciniz de vardı. İlk 5 yol meydanına inenlerdendiniz ve bu bağlamda FETÖ operasyonları nereye gidiyor? Aslında nasıl başladı ve nereye gidiyor? İşin içindeki sulandırmalar dahil, mahkemelerin boyutları, mahkemedeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte biz bazı hatalar da yapmış olabiliriz, savcılar bunları göz ardı etmemeli gibi bazı açıklamaları vardı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde siz nerede oturtuyorsunuz süreç itibariyle olayları? Efendim öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün Vanlı hemşerilerime ve Türkiye'de bizi izleyen Kanal M izleyicilerine hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur. Sohbet havasına gideceğiz. Tabii bu genellikle sizin az önce sorduğunuz ve daha evvel anons etmiş olduğunuz meselelerle alakalı olarak Van'ı ilgilendiren boyutu vardır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası boyutu olan durumlar söz konusudur. FETÖ, Fethullahçı terör örgütü olarak tarif edilen bu maalesef terör yapılanmasını davalarını esas itibariyle anlayabilmek için ilk etapta birazcık geçmişini en azından yapılan darbeyi, darbe girişimini vesairesini biraz hatırlamak lazım. Şimdi biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü yıllardan beridir devletin içerisinde, kamunun içerisinde, halkın içerisinde, sivil toplumun içerisinde gizli bir şekilde kendisini kamufle ederek gizlenmiş ve her anlamda bulunduğu yeri ele geçirmeye mahsuf bir yapılanma içerisinde olduğunu 15 Temmuz'dan sonra hepimiz çoğunlukla belki müşahede ettik. Bazılarımız daha evvel bunu dile getiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bunu 17 Aralık'tan evvel dile getirdi. Daha evvelki dönemlere de bazı büyüklerimiz ve bizler de esas itibariyle bunun farkındaydık. Aslında Aslı Selim Sağduyu diye nitelediğimiz topluluklar 28 Şubat öncesinde 1980'li 90'lı yıllarda FETÖ'nün CIA ile bağlantısını bugün işte az sonra belki Sayın Saygın'ın da bu konuda belki açıklamaları olacak özellikle rica edeceğim. İşte Mustazaftar diye nitelendirdiğimiz topluluğun
bugün Türkiye'de İslami yapılarında FETÖ'nün hangi boyutlarda ilişki biçiminin olduğunu kamuoyuyla paylaşıyordu. 28 Şubat o işin yargı boyutu. Evet, siz de bunu çok iyi biliyordunuz. Evet. Bakır Bey, şimdi FETÖ yapılanması esas itibariyle bizi uyardıkları dönem veyahut da bizim bildiğimiz, müşahede ettiğimiz ve bunun farkına olduğumuz tarih esasında bizim Van İmam Hatip Lisesi'nde hemen yanı başınızdaki okulda okumaya başladığımız günden itibaren bunun farkındaydık. Ve bize o zaman hem büyüklerimiz hem bizler kendi aramızda bunu konuşuyorduk. Az önce söylediğiniz gibi bir CIA ile bağlantısı olduğunu kesin dille o dönemler dile getiriliyordu. Ve biz konuşuyorduk. Bundan dolayıdır ki bir anım vardır. Bunu özellikle burada belirtmek isterim. Buyurun. Lise çağlarında Van'da iki tane, benim lise dönemlerimde iki tane dershane vardı. Bir tanesinin ismini vermeyeyim ama FETÖ ile bağlantısı olduğu 15 Temmuz'a tam anlamıyla ortaya çıkan Çağlayan dershanesi söz konusuydu. Tabii birçok gencimizi o dönem maalesef götürüp şu anda perişan ettiler. Çağlayan dershanesinin önceki adı, ilk kuruluştaki adı hatırlayacağınız üzere Horhor dershanesiydi. Horhor. Horhor dershanesi, ben lisedeyken biraz başarılı olduğumuz için bir defa Van'daki her iki dershanede de şeye girmiştim. Deneme sınavlarına girmiştim. Bir deneme sınavında dereceye girdiğimiz için bizi çağırdılar. Sizi bedava burada başlatacağız. Gelin dershaneye. Söyledi ücretsiz bir şekilde. Nerede başarılı öğrenci varsa bunu evet, yapıyorlar. Evet, alıyorlar diyeyim. Bir müddet sonra ben gitmedim tabii. Bakın o zaman gitmedim. 80'lerden bahsediyorum. Gitmedim o dershaneye. Bir müddet sonra tekrar sınavlar oldu. Yine benzeri sınavlar. Ben bu sefer sınava girdiğimde Musta'ar isimle, ismi değiştirerek o sınava girdim. Sonra farkına vardılar. Bu isim kimindir, bu kimdir bu adam? İsmi de şu anda bende. Ben hangi Musta'ar'la isimle girdiğimi hatırlıyorum şu anda. Araştırdılar, bulamadılar. Ben o zaman gizli bir isimle girmiştim. Yani takma isim kullanarak girmiştim. Dolayısıyla esas itibariyle biz şahsen farkındaydık. Bulunduğumuz camia da farkındaydı ve ilişki iletişimimiz de söz konusu değildi. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi öyle bir toplumun bütün genlerine sirayet etmişlerdi ki ister istemez toplum kendisini onlardan alıkoyamıyordu. Düşünün mesela köyde okumuş bir gencimiz, bir çocuğumuz köy yerinde gelmiş bir ilçemizde, Yüksekova'da, Başkale'de veyahut da işte Erdiş'te dereceye girmiş fakir bir ailenin çocuğu gider anne babasını görür, der ki ya Van'da benim fen lisem var veya Anadolu lisem var veya öğretmen lisem var, kaliteli liseler, özel eğitim sonuç itibariyle, özel eğitim. Gider der ki gelin ben bunu bedava okutayım dediği vakit, başka da Van'da alternatifi olmadığı vakit herhangi bir vatandaşımız ister istemez bunu kabullenmek durumundaydı. Yani o dönemler. O dönemler kabullenmek durumundaydı. Bu şekilde sosyolojik koşullar evet, bunu bir algı şeklinde oturtmuştu. Bu şekilde her tarafa sirayet etmişti. Aynen. Diğer taraftan ne yapmıştı mesela? Diyelim ki Van'a geliyor. Van'da bir etkinlik düzenleyecek. İşte Türkçe olimpiyatları. Birçok sanatçı getiriyor. Halkın sevdiği sanatçılar. Canlı yayına veriyor. Özel davetler yapıyor. İşte bir açık alanda bedava bunu yapıyor. Ücretsiz bunu yapıyor. Giriş çıkışları. İster istemez toplumun birçok kesimi buna katılıyor. Yani sosyal bir etkinlik, sosyal bir faaliyet, kültürel bir faaliyet olarak kabul ederek katılıyor. Benim görüşüme göre birçok insanımız eğer bu şekilde olmam, yani şu andaki gibi bilmiş olsaydı hiçbir vatandaşımız veya çok azınlıkta kalan bir kısım hariç hiçbir vatandaşımız onlara rağbet etmez, onların okullarına gitmez, onların dershanesine gitmez, onların etkinliklerine katılmaz. Kamufle olmuş bir haliyle bütün her tarafa sirayet etmiş bir durumu söz konusuydu. Şimdi bu düşünün, yani zihninizi atsın diye, hatırlayasınız evet, diye söyleyeyim. Düşünün, yani peygamberin kendi onu fiyatlarına gelebilecek kadar uslupsuz olabilen söylemlere sahiplerdi. Keşke o günün İslami kesimi, o gün bu cümleler kullanıldığı anda da bunun ne kadar İslam'a aykırı olduğunu söyleyerek tepki göstermiş olsalardı. Yani
İşte zamanı geçtikten sonra bu söyleme çıkıp konuşmak ne kadar doğru? Bu da ayrı bir mesele. Fakir Bey, halkımızın manevi değerleri çünkü onlar Allah adıyla insanları çok kandırdı. Halkımızın manevi değerleri vardır. Vazgeçilmez değerleri vardır ve dokunulmaz değerleri vardır. Bu dokunulmaz değerler üzerinde halka yanaştıkları vakit halk masum bir şekilde gerçekten birçok kişi de Allah rızasını gözeterek bu anlamda belki meyletmiş olabilir. Ha, sonuç itibariyle bu halk Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi işte bu FETÖ yapılanmasını üçe bölmek lazım. İhanet içerisinde olanlar, ibadet maksadıyla olanlar, bir de ortada olan ticaret maksadıyla bu işe yanaşanlar. Şimdi ihanet içerisinde olanlar gerçekten özellikle askerin içerisinde, emniyetin içerisinde, yargının içerisinde, bir de büyük yapılanmalar içerisinde maddi destek verenler, bunlar ihanet içerisinde olan kesimler. Ve bunların hiçbir şekilde devletin yargı gücü, devletin diğer güçleri tarafından affedilmesi veyahut da onların üzerine gidilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Olması gerekir. Buraya 15 Temmuz'a geldiğimiz vakit, 15 Temmuz'un evvelki dönemlere de biraz bakmak lazım. Çok eski değil de, biraz daha önceki Sayın Cumhurbaşkanımız zaten 17 Aralık'tan sonra net bir şekilde bunlara karşı tavrını koydu. Ve bu anlamda kamuoyunu da aydınlattı. Sonuç itibariyle bu kadar devasa bir yapılanmanın olabileceği o kadar kamufle olmuştu ki olabileceği kimsenin belki aklından hayalinden gelmezdi. Geçmiyor. Niye? Biz Halil Bey'e geçelim. Evet. Orada ufak bir şey söyleyeyim. Yani baktığınız vakit o gece yarısı yapılan, o gecede yapılan darbe, alçak darbe girişimine baktığınız vakit gerçekten yıllarca kendisini göstermemiş. Din adına ortaya başka yerde çıktığı halde orada içki masalarına giden kesimler bakıyorsunuz ki subaylar vesaireler şunlar bunlar ve ortaya çıkmış bu darbeyi yapıyor ve bu milletin değerleriyle tam anlamıyla yani bir işgal girişiminde bulunuyor. Ben burada bırakayım ondan sonra 15 evet. Temmuz tabii 15 Temmuz gecesi ve sonrası bir ay iki süreç birebir yaşadık özetle, inşallah. Evet, evet onlara da gireceğiz diğerlerine de gireceğiz. Ama bu arada böyle fiziki ve psikolojik olarak sizi çok iyi gördüm. Siyasetin sizi yıprattığını anladım. Şu an o psikolojiyi görürken sizde. Böyle pozitif gördüm sizi. İl başkanlığı döneminizde bu pozitifliği görmüyordum. Bunu söyleyeyim size. Yani bak siyasetin... siyaset memlekette zordur. Evet, siyaset zor. Halil Bey, büyük rahatsızlığınızın olmasına rağmen bizi kırmadınız, geldiniz. Sizi yine sıkmayacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Gerçekten. FETÖ davalarının nereye gittiğini evet. Size de sorayım. Öncelikle Kanal M ailesine, çalışanlarına hayırlı akşamlar diliyorum. Van'ın kulağı, sesi, gözü olması temennisiyle. İnşallah. Sizin de yeni görevinizde katkı sunacağınıza inandığım için hayırlı olsun diliyorum. Çok sağ olun. Ve sizi kıramadığım için özellikle de geldim. Çok sağ olun. Bu karda, kışta espriyi onun için yaptım. Ne olursa olsun söz verdim. Evet, çok teşekkür ederim. Ne kadar gelebilirsem, arkadaşlarım burada çok saygın. Zaten Rasim de, Zahir Başkanım da benim sevdiğim insanlardır. Onlarla birlikte olmaktan da ayrıca onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Şunu çok uzatmadan, bizim ülkemizin üzerindeki geçmişteki oyunlar içinde, tezgahlar içinde, komplolar içinde benim görüşüme göre en çirkin, en kalleş komplo bu komplodur. 15 Temmuz gecesi insanlar nerelere bakıyorlardı? Ellerini semaya kaldıranlar, yalvaranlar, kaygı duyanlar. Acaba bu nasıl bir harekettir? Ben daha önce 27 Mayıs'ı 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri yaşayan birisiyim. Ama bu darbe neredendi? Kaynağı neydi? Yani bu süper emperyal güçler bugüne kadar bu kadar mı sessiz, sinsice? Emelleri belli. Evet. Bu ülkenin yapısı üzerinde, bu coğrafya üzerinde her türlü ihanette gizli işbirlikçileri olduğu da belli. Fakat bu kez bizi şaşırtan adına cemaat dediğimiz... Bütün cemaatleri tenzih ediyoruz ama bugün onların sayesinde cemaat kelimesine de artık biraz ön yargıyla bakılmış oldu. Bunu istismar ettiler. Zahir Başkanım'ın dediği gibi halkın kutsal dini duygularından hareket ettiler. O zamanki yönetimin
hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın defalarca ifade ettiği gibi yaşanan her türlü kısıtlayıcı, özgürlüğü kısıtlayıcı bütün tedbirlere üzerine gidilerek bunlarla bu şekilde okulları, eğitimi yaşandı. Ama bunların nihai hedeflerinin göl başında uykusunda uyuyan özel hareket güçlerini katlettikleri zaman, onun için diyorum ki önceki olaylara göre dışarıdan yapılan en büyük kalleş saldırıydı. Kendi ülkenizin evladını, subayını, polisini aniden geceleyin yok ediyorsunuz, meclisi bombalıyorsunuz. Hedef neydi? Hedef acaba, hani biz yazılan bozulmaz diye bir inancımız vardır. Hakikaten de yazılan bozulmadı. İzlediğim gece darbe nihayetinde halkın desteğiyle son buldu. Kalıcı etkisine gelince, Baki Bey, cemaat kelimesi deyince benim aklıma rahmetli Said-i Nursi geliyor. Said-i Nursi, Nurculuk dediğimiz zaman o akımın öncüsüydü. Hatta Kinyaz Kartal amcamla, amcam bana nakletti. Dedi, oğlum biz sürgünde beraber gittik. Öyle dedi münevver bir insandı ki. Diyordu, Kinyaz Bey, ben hem Kastamonu'da hem Isparta'da. Benim için vatanımın her köşesi birdir. Benim ölçüm budur. Böyle güzel şeyler anlatmıştı. Şimdi bu cemaatin bir saygınlığı varken karşımıza çıkan Pensilvanya'daki kişiye cemaat demek ne kadar uygun olur. Ama yargı sürecine başkanım değindi. Yargı sürecinde biz hukukçu gözüyle bakarız. Bizim gözümüz karşıdakini insan olarak görür. En azgın terörist olsa bile asgari insan haklarından insan olduğu için hukuk devletinin kurallarından istifade etmelidir deriz biz. Evet. Onun için bu davalarda bile hak ihlali olmasın. Yani masumla gerçek suçlu ayrılsın. Çünkü bunların yarattığı mağduriyetler de var. Ben o mağduriyetleri biraz üzerinde durmanızı rica ederim. Evet, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Erzurum'daydı zannedersem. Evet. Talimatla bu tür mağduriyetler giderilsin. Çünkü telafisi güçtür. Bir insan tek başına mağdur olmuyor. Çoluk çocuğuyla, mal varlığıyla yok oluyor. Bunun için yargıda beklediğimiz şudur. HSYK'nın bir zamanki onların güdümündeki hakim savcılar değil. Çünkü bu bölgede avukatlık yapıyoruz. Başkanım, isim vermek doğru değil ama özellikle kasıtlı, bilinçli masumların üstüne giden bir yapı vardı. Bazen sohbet ediyorduk. Ya hakim bey, dosyada bir şey yok, kanıt yok. Ben bunlardan değilim ama vicdanen baktım dosyaya. Bizim şeyimiz bu, talimatımız bu. Bilerek yapıyoruz. Halkla devleti karşı karşıya getirmek için ne gerekiyorsa yaptılar. Bu ülkede yarattıkları tahribat büyüktür. İnşallah çok objektif bir yargı sistemiyle, yani meslek yaşı tabii ki hakim savcıların 1/3 zannedersem 5000'e yakını bu yapıdan dolayı ihraç edildi, uzaklaştırıldı. Evet, yerlerine gelen kişilerin meslek yaşı biraz daha olgun olmalı. Çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü halkla devleti karşı tabii, karşıya getirme. Evet, girişimi. Evet, evet. Bu çok önemli. Arkadaşlarım bunu alt yazıda Sayın evet, Kartal'ın girişimi. Tabii ki burada yeni yargı mensuplarımızın atamalarının meslek yaşlarında dikkat edin. Özellikle bizim bölgede. Bizim bölgemiz kritik bir bölgedir. Kesinlikle bir tek kişiye de altını çizerek diyorum. Haksızlık, adaletsizlik, ayrımcılık yapılmadan. Hukuk ne diyorsa uygulansın. Görüşüm budur, faydası da olur hepimiz için. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Saygın. Evet, yani FETÖ ile ilgili olarak genel değerlendirmeler konusunda üstadlarıma katılıyorum ama FETÖ davalarının, FETÖ'den yargılanan insanların iki boyutlu bir pencereden bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Devletin ve yargılamanın da buna iki pencereden bakması lazım. Bir, üstadlarım belirttiği gibi yıllar yılı bir hizmet hareketiymiş gibi, bir eğitim hareketiymiş gibi ortaya çıkıp insanların dini duygularını sömürüp Anadolu'da, Batı'da, işte bölgemizde
Müslüman halkımızın belki dişiyle tırnağıyla çocuklarını okutturup bir yere kadar getirdiği ve maalesef kendilerine teslim ettiği bir yapıdan bahsediyoruz. İşin bir boyutu bu. Diğer boyutu ise Sayın Saygılar, maalesef... Sayın etmek açmanız için söyleyeyim. Şu anda biraz da dezenformasyon var. Yani öyle bir algı oluşturuluyor ki hiç kimse, mesela FETÖ'den içeri girip çıkanlarda aynı problemi görüyoruz. Ya da yakınlarında aynı sorunu görüyoruz. Herkes ya işte Erdoğan'ı, ya işte siyasi partileri, ya hükümeti, ya devleti, ya yargıyı suçluyor. Evet. Ama hiç kimse FETÖ'nün bu ülkenin evlatlarının sorularını çaldığını evet. konuşmuyor. Evet. İşte sınavlarda bu insanların evlatlarının haklarını çaldığını, evet. ekonomik yolsuzluk yapıldığını, eğitimini tarumar ettiğini kimse değerlendirmiyor. Evet. Yani çok büyük zulümler oldu. Bugün yüzlerce cezaevinde insanların suçlusu, tek sorumlusunun FETÖ olduğunu kimse konuşmuyor. Evet. Ama yani bu dezenformasyonu, algıyı nasıl çürütebiliriz? Bu konuya da değinmeliyiz. İki boyut dediğim bu. Yani bir aslında boyutu sizin tam olarak bahsettiğiniz mesele ama ikinci boyutu ise yıllardır devletin, yani bunu bir hükümete şey yapmak, hasretmek doğru değil. Yani kuruluşundan bu yana oluşan hükümetlerin belki Erbakan dönemi hariç dersek bir şekilde kolladığı, bir şekilde sürekli bir şekilde devlet içerisinde yer etmesi noktasında alan açtığı bir yapı ve yıllar yılı insanlar bu yapıyı sanki devletin, parantez içinde söylüyorum, cemaatiymiş gibi gördüğü insanımız. Yani bir yönüyle haksız da değildi, devletten çok nemalandılar. Yani insanlar bir yerlere gideceklerse öncelikle gidip bir şekilde onların kurumlarına selam verip öyle gidiyor. Yani kimisi haindi, kimisi menfaat için gidiyordu, kimisi ibadet için gidiyordu. Ama bu iki boyutu ortadan kaldırmıyor. Bir, FETÖ'nün bizatihi bu insanlar yapmış olduğu zulüm. Yani bundan dolayı yargılanan insanların bir defa bunu, bu tespiti yapmaları lazım. Bu adam bizi, dinimizi sömürdü, bizim iyi niyet duygularımızı sömürdü, bizim iyilik adına, zekat adına, sadaka adına, ismine ne dersen deyin, İslam adına yapmak istediklerimizi kendi örgütsel menfaatleri, örgütsel hedefleri doğrultusunda kullandı. Dolayısıyla en başta mahkum edilmesi gereken kişi bu yapının bizzat kendisidir. Bunun yanında bu insanların çıktığında az önce bahsettiğiniz meselede yani kutuplaştırma yapmamak lazım. Yani hakikaten dediğim gibi yani örgütçü olmadığı halde bu iyi niyetini bir şekilde sömürerek kullanılan insanlar olmuş. Ama örgütçü değildir, ama terör örgütü üyesi değildir. Ama nedir? Ya işte iyi niyetli olarak zekat vermiştir, ya iyi niyetli olarak bir kurumuna gidip gelmiştir. Burada bu tespiti yaptıktan sonra yani FETÖ'yü mahkum edilmesi gerektiği noktasındaki tespiti bir tarafa bıraktıktan sonra öbür taraftan oturup yani eğri oturup düz konuşmak lazım. Yani devletin yapmış olduğu hataları, yapmış olduğu yanlışları da görüp bunları da mahkum etmek lazım. Dolayısıyla bu insana yaklaşımımız bizim. Bir, evet sen yanlış yaptın ama hani aldatanlar ve aldatılanlar diye ikiye evet, bölersek aynen. bunun bir de aldatanlar bölümü var, aldatılanlar bölümü var. Bu çerçevede, bu iki pencerede bu olaya yaklaşırsak bu insanların kutuplaştırıp işte bahsettiğiniz gibi cezaevlerinden çıkıp işte hükümete veyahut da işte partiye veyahut da Erdoğan'a yönelik olarak düşmanlaştırıcı bir dil kullanmasının belki önüne geçeriz. Çünkü toptancı bir yaklaşımla sen FETÖ'cüsün, dolayısıyla sen işte gittin bankasaya para yatırdın veyahut da gittin işte bir yasal kurumuna üye oldun veyahut da işte yardımda bulundun. Dolayısıyla sen FETÖ'cüsün, seni mahkum ettim deyip kendi hatalarını görmezsen o bahsettiğin şey olur işte. Evet. Bizim bir topluluğa olan kinimiz bizi adaletten ayırmaması gerekiyor. Dolayısıyla öyle. Halil abi de çok güzel bir şekilde tespit etti. Biz de hukukçuyuz. Adil davranmak zorundayız. Ama maalesef bizim Türkiye olarak eskiden bu yana süre gelen devlet akıllı kıskacında bir hukuk devleti anlayışımız var.
Yani devletin bir takım sınırları vardır. Bu sınırlar içerisinde hukuku uygulamaya çalışır. Geçmişten bu yana bu böyledir. Yani sadece bu dönem yargısı için söylenecek olan bir söz değildir. Örneğin işte devletin kuruluşuyla beraber kurulan istiklal mahkemeleri, işte bunun mağduriyetleri, mazlumiyetleri, Şeyh Said'in isyanı, sonrasından işte yapılan katliamlar, istiklal mahkemeleri insanların çok basit sebeplerle adil bir yargılama yapılmaksızın asılması, 61 darbesi, 82 darbesi, bunun işte sıkı yönetim mahkemeleri, Adnan Menderes'in asılması, sonradan oluşturulan DGM'ler, devlet güvenlik mahkemeleri hep devletin güvenliğini koruma, yani o kıskaçta bir hukuk uygulamaya çalıştılar. Aynen. Yani mesele adaletin kendisini bizatihi ikame etmekten ziyade, siyasi davar için diyorum daha çok, bunları zaten adi suçlar için söylemiyorum. Adaleti ikame etmekten ziyade ne yapmaya çalıştılar? Devleti koruma, evet, o dönem içerisindeki hükümeti koruma refleksiyle hareket eden maalesef bir yargı ortaya çıktı. Yıllar yıla bu böyle oldu. Yani o dönem hükümet kimse, bir şekilde birileri orayı ele geçirdi. FETÖ'nün doğuşu işte bu mantık içerisinde oldu. FETÖ'nün yargı içerisinde sızması özellikle bu mantık içerisinde oldu. Yani 28 Şubat sürecinden sonra özellikle DGM'lere sızmalara başladılar. Özel yetkili mahkemelerle beraber ise ne yaptılar? Bunu tamamen ele geçirme yoluna girdiler. Kendilerine muhalif olduğu insanların tamamını bertaraf ettiler. Yargıyı, işte Yargıtay'daki atamalar, HSYK'daki 2010'dan sonraki atamalar, sonraki süreçte özel yetkili mahkemelerin tamamına bizzat kendi adamlarını yerleştirmeleri suretiyle yargıyı bir bütün olarak ele aldılar ve mağduriyetler, mazlumiyetler oluşturulmaya başladı. Toplum nezdinde masum insanlar terörist gösterilmeye başlandı. Ta ki ne zamana kadar? Bu gerçek 2010 yılından sonra, 2012 yılında netleşmeye başladı ama 2013 ile beraber artık FETÖ nedir? Hükümet nezdinde net olarak ortaya çıkmaya başladı. Ha, ondan sonra bir mücadele başladı bunlarla beraber. Ancak yani bunlar çok ciddi olarak bir mağduriyet ve mazlumiyet zaten oluşturmuşlardı ve dediğim gibi yani devletin yıllar yılı süre gelen güvenlikçi hegemonyasını çok iyi bir şekilde sızarak kendilerine çevirdiler. Devletin güvenliğini cemaatin güvenliğine çevirdiler. Aynen. Yani son süreçte özellikle yapmış oldukları iş bu oldu. Yani emniyet verilerinde hep gizli örgüt diye nitelendiriliyor ya. Evet. Yani gizli örgüt olmanın vermiş olduğu avantajı her yere sızarak doğru kullanmışlar. Kendilerine muhalif gördükleri yapıları terörize etme. Veyahut da yargı operasyonlarıyla bunu Cumhurbaşkanı da yapmaya çalıştılar işte 17-25 ile başbakanken. Kendilerine muhalif gördükleri bütün yapıları bir şekilde egale etmek, rakip olmaktan çıkarmak adına birçok komplo kurdular ve insanlar bu şekilde mağdur edildi. Dolayısıyla yani bu gerçeklerle bizim hareket etmemiz lazım. Yani bütünsel olarak sadece 15 Temmuz'dan sonrasına bakarak bizler o kinle hareket edersek bu doğru bir adalet yaklaşımında doğru bir yaklaşım olmaz. Evet, muhakkak bir şekilde bizim bunlarla çok ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. İşin Yargıtay 16. Ceza Dairesi mesela çok güzel bir karar verdi. Yani bu örgütü 9 katmana ayırdı. Dedi ki işte birinci katmanda işte ibadet edenler, işte gidip gelenler, ikinci katmanda STK'larına, sivil toplum kuruluşlarına üye olanlar ve işte gazete, dergi aboneliği olanlar, üçüncü katmandan sonrasını işte bu işi evirip çevirenler, bu işi yapanlar, örgütsel ilişki içerisinde bulunanlar, ilk iki katman açısından diyor ki hata hükümlerinin uygulanması lazım diyor Yargıtay 16. Ceza Dairesi. Diyor ki yani burada diyor insanlar hataya sevk edilmişlerdir, suç kastları yoktur yani. Evet, bir o zaman cemaat diye bildikleri bir yapı içerisinde yer almışlar. Fakat niyetleri bir örgüt üyeliği değildir. Hataya düşmüştür orada. Niye hataya düşmüştür? Çünkü bir eğitim hareketi olarak kendisini kamufle etmiştir. Ve devlet de buna çanak tutmuştur. Haliyle bu insanların iyi niyeti nedeniyle bir suç kastlarının olmaması nedeniyle bir ayrım yapmak lazım diyor. Bu ilk iki şey için. Diğeri için cezalandırmaya yani gidilebilir 15 diyor. Temmuz sonrası aslında gerçek yüzlerin ortaya çıktığını anlamak bakımından değerlendirilebilir. Ama öncesini buyurduğunuz gibi doğru evet. düşünmek lazım. Yani bizim gibi yani doğuşundan bugüne kadar nasıl bir süreçte doğdu, neler yaptı, insanlar nasıl kullandırıldı. Yani bir anda insanlar çıkıp da ben gidip de FETÖ'ye üye olacağım demediler.
Evet. Bunun bir alt arka tarafı var. Bu nasıl bir güç haline geldiğini konuşmak lazım. Konuşmak lazım. İşte yani o iki pencereden de bakılırsa hem daha adil bir yargılama yaparız, hem de gerçek suçluları yakalarız, hem de bahsetmiş olduğunuz sulandırmaların da önüne geçeriz. Gerçekten çok ciddi sulandırmalar var. Yani böyle işte daha yeni doğumu yapmış kadınların gözaltına alınmaya çalışılması, yani bunlar bizatihi birebir üstadların da belirttiği gibi belki hükümeti, belki yargıyı zor duruma koymak adına, mahkum etmek adına, bakın görün ne kadar zalimlik yapıyorlar dedirtmek adına yapılan işlerdir. Dolayısıyla kamuoyunda tutuyor bu Sayın Saygın. Tutuyor yani sosyal medyada günlerce konuşuldu. Az önce dezenformasyonu onun için söyledim. Tabii, şu anda mağduriyet rolünü oynayarak da enformasyon yapıyorlar. Yapıyorlar işte bizim evet. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Ben kastettiğim şey bu. Yani bir tarafta çok ciddi mücadele, öbür tarafta adaletin en iyi bir şekilde uygulanması, zulüm edilmeksizin yani bütünsel potansiyel suçlu muamelesi yapılmaksızın bir de o mağduriyetlerin sahibi olması gereken biz deriz. Yani yargı bu mağduriyetleri gördüğü anda, yani bir polis şefi veya savcı kötü niyetli olarak bir operasyon emri verse dahi bunu gören yargının, hakimlerin müdahale ederek o mağduriyeti anında ortadan kaldırması gerekiyor. Başörtüler üzerinde, işte başörtülü kadınların gözaltına alınış şekillerini bir başörtüye simsarlığı üzerinden çok ciddi yani, kurnazca yapıyorlar. Ama şu anda yani devleti idare eden AK Parti'nin de ben ya da hükümetin çeşitli işte kademeleri bunu doğru okumuyor diye düşünüyorum. Yani ben bunu, onlar bunu çok kötü kendilerini mağdur ederek kendi reklamlarını kamuoya, dünyaya yani çok doğru anlatıyorlar. Şimdi bir bütün olarak şu anda işte FETÖ'nün Halil abinin dediği gibi yani 4000-5000 tane hakim savcı ihraç edildi. Onların yerine gelenler açısından hakim savcının çok ciddi hani donatı olarak, yetkinlik olarak eksiklikler var. Evet. Ve bu noktada yani ben adaletimi sağlayayım yoksa işte kendilerince hükümete mi yaranayım? Acaba vereceğim karar nasıl bir tepki ortaya çıkarır? Ya böyle bir mağduriyet var ama ben bu mağduriyeti çözersem acaba bana nasıl bakarlar? Endişesiyle maalesef hareket eden hakim savcılar grubu oluşmaya başladı. Yani bir taraftan yani adaleti uygulamaya çalışan... Bu daha kötü sonuçlar doğurmaz mı? İşte yani bahsettiğim mesele bu. Yani adaletin tam olarak sağlanmasına yönelik olarak yapılması gereken çalışma yargı içerisinde yeni atanan hakim savcılığının açısından yani bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını vicdani açıdan tam olarak karar verebilecek bir ortamı onlar açısından oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu oluşursa verdikleri kararlar açısından bir sorgulamaya yani siyasi açıdan bir sorgulama. Bunun sorgulaması elbette ki yargı içerisinde yapılır. İşte istinaflardır, yargıtaydır vesaire. Ama hani siyasi anlamda bir sorumluluğun olmayacağı kanaatiyle, vicdanıyla hareket ederse daha doğru. Ha bunun içinde ne olur? Kötü niyetli olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama kötü niyetli bir iki kişi nedeniyle de biz bir bütüncel olarak bu mahkumiyete gidemeyiz. Yani bir gemi içerisinde o örnek verilir ya sürekli işte bir tane cani vardır 99 masum vardır o cani nedeniyle o gemi batırılamaz kaidesi. Dolayısıyla hani evet olacaktır ama varsın olsun yani biz adaletten ayrılacağımızı bir tane insan haksız yere cezaevine gireceğine 10 tane suçlu dışarıda dolaşsın. Bu daha iyidir. Ben bunu yeğlerim yani. Bu suçlular zamanla yakalanır ama o mağdurun zulmün sonucu olarak veya da adil olmayan bir yargılamanın sonucu olarak cezaevinde kalması çok ciddi olarak bir adaletsizliktir. Toparlamak için geleceğiz Sayın Soğan'da. 28 Şubat süreci dahil işte şu anda 28 Şubat sürecinden ötürü içeride FETÖ'nün mahkemelerinin, FETÖ döneminin güçlü kesimlerinin den ötürü yargılanan kesimlerin içeride işte 20 yıl, 30 yıldır içeride yatanlar var. Bununla ilgili hem süreci hem de sulanmasıyla ilgili Saygın söyledi. Bununla ilgili şu anda içeride işte ben hükümete mi yaranayım diye vereceği karar ya da doğru mu yanlış mı gözetmeksizin endişeler var. Vereceği karar onun da FETÖ'cü olmasına neden olabilir mi? İçeride hala çünkü gizli örgütten bahsediliyor. Hala içeride FETÖ'cü birçok insanın olabileceği, içeriden kastım savcıların, hakimlerin, emniyetin içinde, yargının, adliyenin içinde, askerin içinde hala her gün operasyonlar yapılıyor. Olabilme ihtimali yüksek. Bu durumda mahkeme kararları ne kadar adil ve doğru olur?
Hekim, şöyle bir şey yapmak lazım, değerlendirme esasında yapmak lazım. Şimdi terör örgütü dediğimiz vakit dünyada birbirine benzeyen terör örgütleri vardır. Ve geçmişte devletlerin, rejimlerin veya yargının veya polisin kolu kuvvetlerinin onlarla mücadele tarzı söz konusudur. Şimdi öyle bir şey yaşadık ki, yaşıyoruz ki benzeri olmayan bir yapılanma. Haşhaşi. Şimdi belki işte 2000 sene, 1000 küsür sene önceki o haşhaşi yapılanmasıyla mücadele etme tarzı o zaman şimdikine benzemiyor. Yani başka bir örneği yok bunun. Onun içindir ki gerçekten zaman zaman devletin içerisindeki yapı, devletin kurumları, kuruluşları mücadele etmede çok kararlılar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, parti başta olmak üzere, yargı, adliyesi, halk kendisi mücadele etmek istiyor. Ciddi anlamda da mücadele ediyor. Fakat mücadelenin tarzı esasında biraz emsali olmayan bir durum söz konusudur. Siz bir örgütle mücadele ettiğiniz vakit devlet olarak karşınızda bir örgüt vardır. Ve bu örgütün suçlu olup olmadığını kestirebiliyorsunuz. Taraflar belli, hatlar belli. Çok karışık olmuyor. Bunu darbelere de gördük. Mesela 28 Şubat sürecinde darbe maalesef başarılı oldu. 12 Eylül'de başarılı oldu. 72 ihtilali söz konusuydu, muhtıra verildi. Yine Menderes'e, rahmetli Menderes'e karşı yapılan darbede önce o yapılanma kendi taraflarını, yani kimi yapacağını, kimi götüreceğini, kimi cezaevine atacağını vesaireyi bak, biliyor. Bir kez bir darbe girişimine karşı şimdi ilk halk defa, refleksi var. İlk defa böyle bir şey var. Darbeye karşı darbe oluyor. O gece ilk etapta hemen sokağa çıktığımız vakit ben burada özellikle bir şey söylemek isterim. Yani o gece biz 120 bin tane, 120 küsür bin tane mesaj bir anda attık bütün Van hemşerilerimize ve sağ olsunlar. Bakınız, Kalçortu'ndan tutun iskelesine kadar. Hiçbir siyasi fikir gözetmeyen herkes her oradaydı. Her taraf döküldü ama maalesef bazı sonradan bu işin içerisine girmek istemeyen rakip bir parti buradaki seçmenine biraz daha evde olması gerektiğini söyledi. Mücadeleyi o şekilde yapması gerektiğini söylediler. Bu çok yanlış bir şeydi. İlk gece ben hepsinin tavrını gördüm. Bütün Van halkı buna karşıydı. Ve ben Van halkına teşekkür ediyorum. Aynen. Yani her taraftan akın akın tabiri caizse seller gibi İnsanlar halkımız gibi. Sokaklara akıyordu. Çarşı merkezlerine akıyordu. Hakikaten bir insan. Muazzam bir şey. Müşahede etmiştik o zaman. Harika bir şeydi. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi o gece işte kendileri hazırlıkları yapmış FETÖ terör örgütü. Adliyedekiler toplanmış yapmış, kimi alacaklar, kimi almayacaklar. Emniyettekiler yapmış, devletin içerisindeki bütün yapılar, askerin içerisindeki bütün belirlemeleri yapmışlar. Kimi alacaklar, kimi vuracaklar, kimi nereye götürecekler, kimi hapsedecekler, hangi yeri vuracaklar bunlar belli. Ama öyle bir darbeyle karşı karşıya kaldılar ki halkın darbesiyle, tabiri caizse halkın yumruğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yiyince bu sefer devletin yanında, birlik beraberinin yanında bu yapının karşısında olan her kesim elini taşın altına koymaya başladı. Elbette ki burada zaman zaman bu gibi durumlarda yaşla kuru beraber keşke yanmasaydı ama yanabiliyor maalesef. Böyle bir yapı söz konusu. Ve bunu sulandırmak isteyen kesimler de haddinden fazla. Bakınız bir FETÖ'nün elebaşlarından birisi veya bir yıl Van'a gelmiş. Herhangi bir şehre gelmiş. Van'da bir yıl kalmış. Van'da bir yıl kalan, bir sivil toplum örgütünde çalışan, onların sivil toplum örgütünde çalışan bir kişi kalkıyor 200 tane insanın, 250 tane insanın ismini tek tek veriyor. Çoğu da uydurma. Ya gerçekten devletin içerisindeki bazı yapılar o dönem kalktı, bunu verdi, bunu bu şekilde söyle dedi. Ya da özellikle bu günleri beklediği için o gün hazırlıklarını hep birlikte yaptılar. Ve yani FETÖ'cülerin FETÖ'cüleri yargıladığı bir süreç geçirdi aslında. İşte böyle bir durum ama şöyle devamını söylüyorum. Burada sulandırma meselesine geldiğimiz vakit terör örgütlerinin bir şeyi vardır. Bir taktiği. Hareket taktiği vardır. Şöyle halkta ne kadar mağduriyet söz konusu ise o kadar taraftar buluyor ve o kadar devleti yıpratıyor. Bu uygulandı mı FETÖ operasyonlarına? Hükümeti maalesef yıpratıyor. Şimdi son dönemde değil,
savcılarımız, hakimlerimiz, devletin yapıları bunu ayıklamaya çalışıyor. Fakat FETÖ terör örgütü özellikle kendisiyle ilişkisi olsun olmasın, özellikle olmayanları bu işin içine sokabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. İşte burada bizim dikkat etmemiz lazım. Yani savcılarımızın burada dikkat etmesi lazım, hakimlerin burada dikkat etmesi lazım, avukatların burada dikkat etmesi lazım. Hatta bununla ilgili olarak HSYK'nın, Yargıtay'ın da çok ciddi bir şekilde üzerine vazife düşüyor. Bu anlamda belirleyici içtihatlar oluşturmaları gerekiyor. Belirleyici içtihatlar korkmadan belirleyici içtihatlar oluşturacaklar. Bu anlamda birilerine iftira atan, bu şekilde kendisini kurtarmaya yönelik çabalar içerisinde olup başkasını yakmaya çalışan ve özellikle işin içerisinde olmayıp da bu meseleyi sulandırmaya çalışan kesimlere ciddi cezaların verilmesi lazım ve onlara da itibar edilmemesi lazım. İtibar edildiği vakit onların ekmeğine yağ sürülmüş olur. 28 Şubat süreci meselesine geldiğimiz vakit orada maalesef bu yapı o dönemki yapıyla birleşerek son 10 yıl içerisinde birçok mağduriyete neden oldu. Tabiri caizse camilere gidenleri cezalandırma yöntemini kullandılar vesaire. Tekrar orada da aynı şekilde yüksek yargının, yani Yargıtay'ın bu anlamda ciddi bir şekilde rol üstlenmesi lazım, içtihatlar oluşturması lazım. Yerelde bidayet mahkemelerinde sıkıntı yaşayan, yeni başlamış olan meslektaşlarımıza, hukukçulara, hakimlere ve savcılara yol gösterici bir nitelikteki kararları arz etmesi lazım, vaaz etmesi lazım. Hüküm altına alması lazım ki bidayet mahkemelerinde olan, yerel mahkemelerde olan hakim ve savcılar da bu anlamda yüksek yargıdan destek alsın, bu şekilde kararlarını verebilsinler. Yoksa yani biliyorsunuz FETÖ Ergenekon'a karşı bir operasyon yaptı. Yani evet, elbette ki Ergenekon bu memlekette vardı. Elbette ki yıllarca Gladio olarak hareket etti. Birçok darbeyi de geçmişte gerçekleştirdi. Ama onu da sulandırdılar FETÖ'cüler. Sulandırdılar. Niye? Çünkü olması, ceza alması gerekenler vardı. Bu vurgunuz önemli. Olmaması gerekenler evet vardı. İşin içinde yani Ergenekon'un içerisinde ceza alması gerekenler var. Ergenekon yokmuş gibi davranan kesimlerin olduğunu biliyoruz. Bu cümleniz onun için evet, çok önemli. Şimdi dolayısıyla Ergenekon'un varlığı bir anda tam anlamıyla bunların yapmış olduğu maalesef bu dezenformasyonla tamamen yok edildi. Bu anlamda şu anda da böyle bir yapıya doğru meyil etmeye fırsat vermemek lazım bunlara. Karşı taraftalar vesaire ama belki gizlenmiş vaziyette olan kesimler de vardır. Dolayısıyla benim görüşüm bu konuda devletin elbette ki şu anda devletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda kanunlar vaaz edebiliyor. Bu şekilde yani 28 Şubat sürecinde gözaltına alınanların doğal olarak serbest bırakılması gerekmiyor. İşte ona geleceğim. Şimdi reklam arası gireceğiz. Ergenekon meselesinde şu anda Yüksek Yargı Anayasa Mahkemesi vesaire kararlarıyla tam anlamıyla aklandılar. Ne denildi? İşte aynen, FETÖ bunu sulandırdı. Şeyler ihdas edildi. Deliller ihdas edildi. Deliller isnat edildi. Yok olan deliller isnat edildi. İhdas edildi ve isnat edildi. Bu şekilde bu adamlar içeri girdi. Bunlar beraat etmesi gerekir. Hatta devleti mahkum ettiler. Tazminat alındı vesaire. Aynen. Bana göre bu şekilde geçmişte 28 Şubat sürecinden bugüne kadar FETÖ'nün gazabına uğramış olan aynen kesimlerin de halen cezaevinde ise bunların mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Bunu yapabilecek durumda olan da Yargıtay'dır. Bu konuda Yargıtay'ın bu anlamda içtihat oluşturması ve alt mahkemelere destek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani yol göstermesi evet, gerekir. Evet, doğru diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kaç dakika reklam aramız var? Tamam. 5 dakika reklama gireceğiz. Sonra Sayın Kartal'la sürdüreceğiz. Sevgili izleyiciler bizden ayrılmıyorsunuz. Aslında çok önemli noktadayız. 5 dakikanızı ayırıyoruz. Belki bir çay molası birlikte bizi izlerken de içebilirsiniz. Birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, birlikteyiz. Kısa bir reklam arası verdik. Umarım 5 dakika oldu. Yanlış anons etmedik. Konuklarımızla devam ediyoruz söyleşimize. Sayın Zahir Soğan'da, Sayın Halil Kartal ve Sayın Rasim Saygın'la
söyleşimiz FETÖ üzerineydi. FETÖ operasyonlarının sulanması, geçmişten bugünümüze Türkiye üzerinde oluşturduğu tahribat, sınavlar, eğitim kurumları, darbe girişimi vesaire. Aslında bu günlerce konuşulacak bir şey. Biz özetle konuşuyoruz. Zaman zaman konuklarımızın sözlerini kesiyoruz. Sayın Kartal'la başlayalım. Sayın Kartal, FETÖ konusunu toparlayalım. Az önce dedim belki saatlerce konuşmamız gereken, konuştukça içinden çıkamayacağımız belki bir konu. Ama ben FETÖ böyle çok gizli, çok gizemli bir örgüt ama böyle çok da meşrulaştırılacak, üzerinden gelinemeyecek bir yapı değildir. Çünkü devletin organları çok daha güçlüdür anlayışını daha çok telaffuz etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin FETÖ operasyonlarına dair son işte mahkeme süreçleri, içerideki sulandırmalara dair belki söyleyecekleriniz var. 28 Şubat süreci ve o günden bugüne dairki durumlar. Şimdi benim şu tespitim söz konusu olabilir. Diyorum ki Zahir Başkan'ın Ergenekon dediği şike davası, balyoz davası, bunlar da uzun süre gündemi işgal ettiler. Evet. Ama biz deriz ki Allah bu ülkeyi hukuk skandalından korusun. Telafisi güç bir sonuç doğuyorsa benim aklıma rahmetli Enver Arpalı geliyor. Evet. Rektör davasında yakinen bildiğim Enver Arpalı. Aslında Van 100. Üniversitesi birçok bu bahsettiğiniz hukuk skandallarının ev sahipliği yapmış. Bu daha çok bence konuşulmalı. İşte o 2006 sürecinde adına sadece cemaat deniliyordu. Net olarak FETÖ denilmiyordu. Ama vardı bir kirlilik, evet, yargıdaki bu süreçte. Enver Arpalı öyle onurlu biriydi ki Allah rahmet etsin. Bu iftiraya dayanamadı. Onun ailesinin acılarını da ne tazminat giderebilir ne de hiçbir şey. Malum gitti. Onun, evet, onun sonrasında üçümüz de zaman ama bir insan işte bu kadar basit bir şekilde tabii, ölüp tabii, gitti dememeliyiz değil mi? Gözümün önünde cezaevine işte haksızlığa uğradı gitti 20 yıldır içeride yatıyor. Bu, evet, kadar basit olmamalı. İnsan değerinin, hı, insan onurunun, haysiyetinin. Bir de Baki Bey, şimdi biz hukukta yargılamanın yenilenmesi diyoruz. Binlerce haksız yere mahkum edilen olduğu gibi özellikle adi suçlarda da FETÖ'cü hakimlerin yargıladığı ve verilmiş oldukları kararlarla mahkum olanlar var. Onlar da bu yeniden yargılanma sürecinde derler ki biz de mahkemeye başvuralım, haksız yere mahkum edildik. Çünkü beni yargılayan bir terör örgütünün mensubuydu. Bir FETÖ'cüydü. Devletin terör örgütü olarak vasıflandırdığı, içeri attığı kişi bugün cezaevinde benimle beraberdir. Acaba düşünün, onlar siyasal saiklerle, kötü niyetle bizleri mahkum etmiş olabilirler mi? Bu her dava için söz konusu olmayabilir. Ama adalette aklanma zarureti vardır. Ben o kanaatteyim. Belki yargı sistemi alt üst olur. On binlerce müracaat olur, kitlenir. Ama şuna bir çözüm bulunmalı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı bir ara dile getirdi. Dedi ki bizim hukukçu mantığıyla yaklaşımımız yeniden yargılanma için bir usul, yol bulunmalı dedi. Bunlar da şeffaf bir şekilde ele alınırsa bence sevabı, iyisi, kötüsüyle bu dönem tarihe mal edilir. Hiç olmasa mağduriyetler giderilir. Daha da arkadaşlarım belirtiler. Dava sonucu beklenmeden, yani masumiyet, evet, karinesi bizleriz. Bir insanın henüz mahkum olduğu belli olmadan ihracına karar verilmesi, ailesiyle beraber. Bunlar hepsi bize göre biraz daha üzerinde düşünülmesi gereken. Yani yeni bir Enver Arpalı olayları olmasın. Buna da dikkat çekmek isterim. Evet. FETÖ'nün aslında oluşturmak istediği tahribat budur. Kasıtlı. Evet. Çok, evet, çok önemli. O yaralamak istiyor. Bunu kasıtlı yapmak istiyor. Evet. Çok doğru. Sayın Saygın, FETÖ olayında son vurgulamak istediğiniz bir şey var mı? Aslında 28 Şubat süreci içerisinde de değinebilirsiniz. Şimdi toparlayalım istiyorum. 28 Şubat süreci içerisinde belki FETÖ'nün en fazla mağdur ettiği İslami camiye ve cemaatler var. Az önce giriş konuşmamda bahsetmiş olduğum, evet, kendilerine rakip gördüğü birçok kişi, kurum, camiye, cemaati
terörize edip, mahkum ettirip, kumpas davalarıyla bunları bir şekilde toplum nezdinde itibarsızlaştırıp yok etme yoluna başvurdu ve bu noktada sayısız örnekler de ortaya çıktı. Bunu yeniden yargılamaların yapıldığı davalar da oldu. Örneğin Elazığ İhyader dosyasında o dönem içerisinde her bir kişiye işte 7,5 yıldan başlayan cezalar verildi ve sonradan ortaya bunun bir kumpas olduğu, üretilmiş CD'lerin dosya içerisine bırakıldı, polis tarafına bırakıldı ortaya çıkınca. Tekrardan Yargıtay'a gitti, karar düzeltme yoluna oradan bozulup geldi. İnsanlar belki 4 yıl, 5 yıl içeride kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ama bu işin gerçek yüzü, yani gerçek kumpasın olduğu dosyalar ortaya çıkmış oldu. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır içeride olan kardeşlerimiz var. Biz bugün bunun telafisini yapma fırsatını elde ettik demesiyle beraber özellikle mağdur ailelerde çok ciddi olarak bir beklenti oluştu. Evet, biz yıllarca bu kimisinin eşi, kimisinin çocuğu, kimisinin babası zindanlarda ömür çürütüyor. Güçlü olarak bir iktidar ver ve bunun sözünü vererek, bu mağduriyetin de farkında olarak ben bunu çözeceğim dedi. Halka bu sözü verdi. Ciddi oluşan bu beklentiyle beraber de işte kendi içlerinde örgütlenmeler oluşturuldu. 28 Şubat ve FETÖ mağduru ailelerin inisiyatifi oluşturuldu ve bu aileler çok ciddi olarak sürekli bunu gündem yapmaya çalıştılar. Ve bunu işte meclise, hükümete, birçok gazeteciye götürdüler, paneller yaptılar, gündem oluşturdular. Ve bugün hani bu mağduriyetleri gören artık bir yargı sisteminin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Biz bu konuda umut varız. İnanıyoruz ki güçlü bir siyasi irade ve vicdan sahibi hakim ve savcıların tutumuyla bu mağduriyetler kısa bir sürede giderilmesini umuyor ve bekliyoruz. Furkan Vakfı Başkanlığı'nın girip çıkmasını, Hizbul Tahrir meselelerinin de tekrar işte farklı bir örgüte şiddet içermediği halde bu noktaya sokulmasının gerekçesi olabilir mi? FETÖ yine benzeri şimdi bir takım. Şimdi şöyle bir durum var. Orada yani Hizbul Tahrir'le ilgili olarak Yargıtay, yani son oluşturulan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, önceki 9'un vermiş olduğu kararlı vardı. Kamu 16. Ceza Dairesi dair yani ilginç bir şekilde bunlar terör örgütüdür diye karar verdi. Hizbul Tahrir'le ilgili olanı söylüyorum. Evet. Sonra bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi terör örgütü için aranan şartların bu dosyalarda oluşmadığını ve adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar verdi birçok dosyada. Ve bu insanlar yeniden yargılanarak tahliye oldular. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyen veyahut Anayasa Mahkemesi yolunu sonuçlanmayan insanlar halen cezaevinde olanlar var. Yani burada Van'dan bile hukuk çok var. Yani var halen içeride olanlar. Yani burada şiddet içermeyen, silahlı bir mücadele öngörmeyen, tamamen bir fikir ve bir ideal beklentisi içerisinde olan kurumların terör örgütü içerisinde değerlendirilmemesi lazım. Çünkü bu şekilde olursa aynı şekilde diyelim ki hani hedeflerinde halifelik oluşturmak gibi bir hedefleri var en nihayetinde ve Yargıtay'ın niyet okumayla işte halifelik gelecekse olsa olsa bu ancak silahlı bir mücadeleyle olur. Dolayısıyla bir gün bu ortaya çıkacaktır diye terör örgütü ilan etti. Yani böyle bir varsayım üzerine kurdu bu dosyayı. Ancak Türkiye içerisinde herhangi bir eylemleri yok. Herhangi bir şiddete dayalı fikir beyanı. Yani buna bakarsanız ben işte mesela Türkiye Komünist Partisi var, diyor ki biz işte komünizme dayalı, sosyalizme dayalı bir rejim istiyoruz. Ha, ona bakarsanız o da terör örgütü. Yani. Bu mantıkla yaklaşırsanız her ikisi de yanlış. Yani onun da terör örgütü ilan edilmesi yanlış, onun da yanlış. Dolayısıyla yani sadece fikre dayalı, ideallerin olan ve bu noktada içermeyen sivil çalışmaların terör örgütünün kapsamında değerlendirilmemesi lazım. Furkan Vakfı ile ilgili olarak doğrusu ben dosyalarında ne var ne yok, ne şekilde yargılanıyorlar bilmiyorum. Ama eğer bu bahsettiğim çerçevede kalıyorlarsa onlar için de aynı adil bir yargılamanın varlığı gerekli ve zorunludur diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dilerseniz
FETÖ olayını kapatalım belki. Çünkü çok konuşulacak ama ben FETÖ olaylarıyla KCK meselesini biraz bağdaştırarak KCK'dan içeride işten atılanların çoğu döndü işine. Ama FETÖ mağdurları sanki dönmedi. Böyle de bir tezat var ve bu kamuoyunda da bunun ayrı bir problem oluşturduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili hem KCK operasyonlarının genel durumu, işe dönüşler ve sonra neden atıldığı, bir daha neden döndüğü işe, bunların genel içeriğiyle ilgili bilgiler alayım lütfen. Şimdi özellikle işin yargısal boyutu vardır bu şahıslar açısından. Hem FETÖ hem KCK meselelerinde. Bir de işin yargıya yansımayan ancak kamuda çalışıp da işine son verilen kesimler söz konusudur. Bu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte olağanüstü hal dönemiyle birlikte bu şekilde iktisaplı olanlar, ilişkisi olanlar atıldı, işlerine son verildi veya açığa alındı vesaire. Bunların bir kısmı yargılanmadı. Bu yargılanmalarla alakalı olarak KCK ile ilgili olarak bir öğretmen meselesi vardı Van'da, Türkiye'nin birçok yerinde vardı. 700 kişi, bunların çoğu döndü benim bildiğim kadarıyla görevlerine. Fakat diğer bazı kurum ve kuruluşlarda olan bazı kesimlerin de başvuruları söz konusu. Bunlar olağanüstü hal komisyonu söz konusudur Ankara'da. Bunlar inceleniyor, inceleme aşamasındadır. Oranın bir kuruluş amacı var. Bir de FETÖ ile alakalı olan kısım yine vardır. Yine birçok FETÖ'den o dönemlerde görevlerine son verilen ama yargılanmayan kişiler vardır. Bunlar da aynı şekilde durumları itiraz üzerine şu anda komisyonda değerlendirme almış vaziyette. Bir kısmı iade edildi, bir kısmı iade edilmedi. Direkt olarak idari karar veyahut da işte olağanüstü hal döneminde alınan karar doğrudur şeklinde bir karar çıktı. Bunlara karşı yargı yoluna gidilebiliyor. İdara mahkemesine gidilebiliyor, idari yargıya başvurulabiliyor. Muhtemeldir ki bu kişilerin çoğu mağduriyetleri söz konusuysa, buna inanıyorlarsa... İşte buradaki değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Evet. Aslında orada çıkış amacı şuydu. İşte taşlarından ötürü kadro alanlar, sonra çıkarılanlar vesaire. O komisyonların çıkış amacı şuydu. Yani özellikle yasal olarak o düzenlemenin yapılma amacı şuydu. Bir hukukçu gibi değerlendirme yapacak. Bu anlamda o toplu çıkışlar veya ferdi çıkışlar fark etmez. Bir yanlışlık yapılmışsa, bir hata yapılmışsa, gerçekten kişi mağdur olmuşsa bu mağduriyeti giderme adına o komisyon gerekeni yapması lazım. Evet. Beklenen odur. Kamuoyunun beklentisi de budur. Esas itibariyle meclis bu kanunu çıkardığı vakit veya idare bu düzenleyici işlemi vaz ettiği vakit bunu öngördü. Bu anlamda komisyonun da üzerine düşen vazifeyi aslında yapması lazım. Bir hukukçu gibi orada davranması lazım. İdareden ziyade bir hukukçu gibi davranması lazım. Hukukçu gibi karar vermesi lazım. Kişilerin mağduriyetlerini gidermesi lazım. Bu işi çok fazla yargıya bırakmaması lazım. Yargıya bırakıldığı vakit belki ileride yargıdan dönecek olan birçok kişi varsa bunların mağduriyeti fazla olacaktır. Bu anlamda bunlar ilkeler nedir? Kendine göre muhtemelen kanuni bir düzenleme, biliyorsunuz son dönemlerde özellikle 657 devlet memurları kanuna eklenen bir madde söz konusudur. O da şöyle deniliyor. İşe alımlarda öngörülen bazı maddeler vardı. Bu maddelerden bir tanesi de daha önce olmamasına rağmen yasa koyucu onu vaz etti ve şu anda devlet memurları kanunda vardır. Nedir bu madde? Şudur. Hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olması. Bu vasıflardan birisini daha sonra memuriyet döneminde kaybeden memur veya görevli kişinin de görevine son verilir şeklinde bir düzenleme vardır. Nasıl ki bir kişi 6 aydan fazla kasti bir suç işlerse veya yüz kasti bir suç işlerse memuriyette olsa bile görevine son verilecekse, aynı şekilde hakkında güvenlik soruşturması yapılırsa, olumsuz çıkarsa bunun da görevine son verilebilir veya başlangıçta ise işe almayabilir şeklinde bir düzenleme getirildi. Dolayısıyla bunu komisyon bu şekilde değerlendiriyor. İleride bunların eğer olumsuz çıkarsa yargıya gitme durumları, ileri yargıya gitme durumları söz konusudur. Muhtemeldir ki bu şekilde mağdur olan çoğunun da eğer yargı zaten kanun düzenlemelere bakarak yaparsa kendi içtihatları vardır. Oluşmuş içtihatları. Bu şekilde görevlerine geri dönme ihtimalleri de söz konusu olacaktır. Ama benim talebim özellikle bunların çoğunun ve beklentim, kamuoyunun da beklentisi budur. Birçoğunun komisyonda aslında halledilmesi gerekir. Varsa mağduriyetlerin giderilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Özellikle yakınlık, terör örgütleriyle yakınlık derecelerini de göz ardı edilmeme gibi bir durum var. Bu bir aile içinde nasıl bir infiala yol açabilir aslında konuşmak lazım. Şimdi bizim ceza kanunumuzda cezaların şahsiliği prensibi diye bir ilke vardır. Evet. Bu bütün ceza kanunlarında geçerlidir ve hukuk ilkesidir. Bu hukuk ilkesi aslında 2000 sene evvel şöyle bir durum vardı. Aile babası diye bir şey vardı Roma hukukunda. Hepimiz okuduk bunu. Aile babası. Evet. Pater familias diye bir şey vardı, terim vardı. Aileden birisi suç işlediği vakit evin reisi cezalandırılırdı. Yerine o götürülürdü. Şimdi ve biz hukuk fakültesinin birinci sınıfına gittiğimiz andan itibaren bize öğretilen şuydu. Cezalar şahsidir. Hiç kimse kimsenin yerine cezalandırılamaz. İlkesi söz konusu. Velev ki bir kanunu düzenleme çıksa bile buna muhalif olarak esas itibariyle o norm yok hükmünde olmalıdır. Hatta Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir. Dolayısıyla cezaların şahsiliği prensibi, genel kural, tabi kural olan cezaların şahsiliği prensibi gereğince hiçbir insan işlemediği suçtan sorumlu tutulamaz. Aynen. Başka birisinin, velev ki kardeşi olsun, velev ki babası olsun, velev ki annesi olsun, velev ki öz evladı olsun. Herhangi birisi suçluysa, bir suç işlemişse anne, baba, kardeş, amca ve diğer akrabaları akrabalara karşı suçluk muamelesi yapılamaz, onlar suçlu görülemez. İşe alımlarda da esas itibariyle ve diğer konularda da buna riayet edilmesi lazım, buna dikkat edilmesi lazım. Bunu zaten biz uygulamada da görmek zorundayız, görmek durumundayız. Evet. Yani biz siyasete bunu zaman zaman da görüyoruz. Bir insan bir partide görevli olur, onun kardeşi başka bir partide milletvekili adayı olur vesaire. Yani herkesi aynen, kendisiyle değerlendirmek lazım. Kendi pozisyonunda, kendi suç işleme potansiyeliyle veya suçluğuyla değerlendirmek Allah da lazım. Allah kim ne suç günah işlemişse evet, kişiyi cezalandırıyor. Yani bu tarihte, tarihimizde, İslam tarihinde çok büyük bir örnek vardır. Leheb suresi var biliyorsunuz. Evet. Leheb suresi. Leheb suresinde Peygamber Efendimiz Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin amcası. Peygamber Efendimizin amcası hakkında sure indiriliyor, sure geliyor. Yani peygamberdir diye amcası affedilmiyor. Aynen. Ne deniyor? Kurusun da Ebu Leheb'in eli kurusun. Devam edip gidiyor ila ahirlaya. Dolayısıyla bu İslam hukukunda da genel geçerli bir kuraldır. Cezaların şahsiliği prensibi hiç kimse kimsenin cezasını çekmez. Ha şu karışık bazı karışık dönemlerde maalesef sıkıntılar oluyor. Sorun var diyorsun. Allah'ın izniyle bunların hepsinde inancım tamdır. Zaten irade de bu yöndedir. Hem hukukun iradesi bu yöndedir. Hukukçuların iradesi bu yöndedir. Hem hakim savcılarımızın iradesi bu yöndedir. Hem Adalet Bakanlığımızın, hem HSYK'nın, hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve iradenin de iradesi bu yöndedir. Akla kara birbirinden ayrılacaktır. Suçluyla suç birbirinden ayrılacaktır. Hem yargıya intikal eden davalar için söylüyorum. Hem de görevine son verilen, şu anda komisyona bekleyen diğer arkadaşlar için bu herhalde bu ilke tam anlamıyla uygulanacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Kartal, değinmek ister misiniz aynı konu üzerinden size? Sapla samanın birbirine karışmaması için bu konuda KCK FETÖ operasyonlarının doğurduğu mağduriyet, önceki kararlar ve sonra işte bu kararlardan işten alımlar, işten atılmalar, sonra tekrar işe dönüşler. Sosyolojik, psikolojik olarak da nasıl, arka plan olarak nasıl değerlendirilmeli aslında? Şimdi bizim yargı sistemimizde yıllardır reform diye diye gündeme getireceğimiz bazı çalışmalar vardı. Ama hiçbir zaman çağdaş, dünya standartlarına uygun bir ceza yargılamasının dahi gerektirdiği adımlar bence henüz atılmadı. Temennim o. Sayın Adalet Bakanımız zannedersem birkaç gün önceydi, yeni bir reform için gerekli hazırlıklara başladık dediler. Burada şuna getirmek istiyorum. Zahir Bey'in dediği gerçektir. Dünyanın evrensel hukuk kurallarının başında bir masumiyet karinesi diye bir şey gelir. Her insan masumdur, mahkum olmadığı sürece. İki, tartışmasız ceza sorumluluğu şahsidir. Ama geçenlerde bir vatandaş bana geldi. Oğlu öğretmenlik için atama beklerken güvenlik soruşturması şöyle gelmiş.
kardeşin hakkında 10 yıl önce açılmış bir toplu gösteri ve yürüyüş davası var. Bir çocuk diyor ki bana ne kardeşim? Kardeşim o zaman yargılanmış, hakkında o zaman bile 15 yaşından küçük birisi olduğu için bir karar verilmiş. Hükmün açıklanması geri bırakılmış. Yok, güvenlik soruşturması olumsuz. Evet. Ataması yapılamadı. İlginç bir şey yine bir vekilimiz nakletti bana. Dedi ki bir düğünden çıkan iki arkadaş, birisi poşulu, diğerinin koluna, omuzuna kolunu atıyor. Bu görüntü sosyal medyada çıktı diye onun da atamasına engel oldu. Böyle şeyler Baki Bey zaman zaman inanılması güç de olsa yaşanıyor. Çok kötü sonuçlar bırakır, yıpratıcı olur. Kamuoyunun görüşünde hukuka güven azalır. Onun için şimdi Ankara 19, 20, 21, 22 idare mahkemeleri olağanüstü halle ilgili kararlar için yetkilendirildiler. Ama bu süreç maalesef uzayacak bir sürece benziyor. Ben şimdi çeşitli kişi vesilelerle tanıdığım kişiler vardı. Zahir Başkan'ın dediği bir dönem eğitimsen galiba bir sürü öğretmen alınmıştı, geri döndüler. Fakat şimdi yargılama süreci beklenmeden görevden ihraçlar var. Açık alma değil, ihraç geliyor hemen. Bunlara ilişkin çok seri bir yargılama sisteminin gündeme gelmesi lazım. Ankara'daki özel mahkeme bakacak. Komisyon bunu ne kadar telafi edecek? Bunların yarattığı tahribat çok önemlidir. Evet. Bunun da dikkate alması iyi bir adli reforma ihtiyaç olduğunun altını çiziyorum. İnşallah geç kalmayız. Geç gelen adalet adalet değildir diyoruz ya. Evet. Onu telafi eder. Halil abiye bir eklemiş olsun diye söylüyorum. Yani aslında suçlular her halükarda üzerine gidilmeli ve bu anlamda onlara taviz verilmemeli. Ama suçuyla suçlunun suçunun da birbirinden ayrılması gerekir. Yani bunu evet. Bu şekilde sadece bunu anlatmakla herkes suçsuzdur vesaire gibi bir şey çıkmasın. Suçlu olanlar elbette ki cezasını çekmelidir. Hem yargıda hem diğer kesimlerde. Fakat devletin içerisinde konuşulmuş bir FETÖ vardı yıllarca. Değil mi? Evet. Yani oyla bazı kesimler işte burada Kobani olaylarında AK Parti İpek Yolu'nun önünde biz o zaman il başkanıydık. Kameralarda sonra görüldü. Bir tane FETÖ'cü yani tabiri caizse o dönemki talimatlara yukarıdan gelen PKK'nın talimatlarına uyarcasına adam arabayı sürüyor. Oraya geleceğiz, onu konuşacağız. Evet. Sivil aracı ateşin içine sürüyor. Evet. Yani bunların da böyle bir eğer görevine son verilmişse elbette ki o suçludur yani. Tabii. Evet. Yani gözle kameralar eşliğinde yani FETÖ ile PKK'nın bağlantıları çok net Van'da ortaya çıktı. Bu o günün emniyeti o gün de paylaştı. Biz çok seçimlerde de gördük. Biz seçimlerin çoğunda yaşadık bunu. Çok seçimlerde bu işbirliğini yaşadık. Bu da nasıl suçlu olan cezasını görsün ama ya masumsa? Masum olanlara da mutlaka bir an evvel çözüme kavuşturulması lazım. Evet. Tabii az önce işte 40 yıldır ülkenin kılcal damarlarına belki 50 yıldır sızan bir gizli örgütten bahsediliyor. İşte böyle de bir eleştiri oluyor. İşte AK Parti ile kol kola gidiyordu FETÖ. Ama 40 yıldır birçok hükümeti deviren, FETÖ'yü yok eden bir FETÖ'ye tek baş kaldıran da bir lider gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. Bunu da takdirle karşılamak lazım. Bir şeyi eleştirirken doğruyu da konuşma bir ahlakın gereği olsa gerek. Sayın Saygın aynı konu üzerinde... Şimdi aynı konuyla ilgili sorunlar ortada belli. Meslektaşlarım değindi. Fakat bunun çözümü ne? Yani bu mağduriyetlerin giderilmesi ne şekilde olacak? Bir defa devlet memurlarına alımla ilgili az önce Zahir Bey'in de bahsetmiş olduğu güvenlik soruşturması kıstasında eskiye dönülmesi lazım. Yani önceki güvenlik soruşturması yönetmeliğinde güvenlik ve arşiv soruşturması 3 meslek grubu için yapılırdı. Asker, polis ve yargı. Evet. Bunlar için yapılırdı. Haklı gerekçeler de vardı çünkü çok hassas yerler. Diğerleri için bu şart yoktu. Dolayısıyla şu anda en basit bir iş kurun almış olduğu bir
geçici işçide dahi güvenlik soruşturması yapılıyor ve bu güvenlik soruşturması neticesinde o insan işe alınmıyor. İşte kim, cezanın şahsilik ilkesi ihlal ediliyor, tekrar girmeyeyim uzatmamak için, veya masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Dolayısıyla bizim bu mağduriyetleri gidermek adına yasal düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Evet, yani 15 Temmuz'dan sonra refleksel olarak bir takım düzenlemeler yapıldı ve gerekliydi o dönem için. Çünkü ciddi bir mücadele yapmak için çok radikal kararlar alıp bunları uygulamak gerekiyordu. Fakat şu anda Türkiye'de bir o yönde bir rahatlama oluşmuş durumda ve bu güvenlik soruşturmaları şartının esnetilmesi lazım. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Çünkü bu kanunda durduğu müddetçe hakim ve savcıların ve hakimlerin vereceği kararlar yanlış dahi olsa o kanunu uygulamakla mükellefler. Haliyle burada hani yargıdan kaynaklı bir sorundan ziyade belki yasamayla ilgili bir sorundan bahsetmemiz gerekiyor ve yasamanın üzerine bir yükümlülüktür. Ve işin vahim tarafı bana göre en can alıcı noktası güvenlik soruşturmasını yapan iki tane polis. Yani sizin kaderiniz, iki tane polisin bir, örneğin bir dernek üyeliğiniz var, yasal bir dernek. Bu derneğe bakış açısıyla ilgili olarak değişebiliyor kaderiniz, ekmeğiniz. Yani bu polis herhangi bir derneğe bir terör örgütü gibi veyahut da yasal dışı bir yapılanmaymış gibi bakarsa ve bunu tutanak altına alırsa, güvenlik soruşturmaları olumsuz neticelendirir derse, bu durumda biz polisi hakimin yerine koymuş oluyoruz. Çünkü güvenlik soruşturması olumsuz olduğu anda kanun ne diyor? Sen memur olamazsın diyor. Bunu kim yapıyor? Polis yapıyor. Yani yargı bir yerde devre dışı kalmış oluyor. Yani bunun denetimini yapmak, evet farklı farklı kararlar var ama en nihayetinde sorunun temelinde yatan mesele bu. Ve bir diğer yönü, hani polis güvenlik soruşturmasını yaptığında dönüp nereye bakıyor? Devlet kayıtlarına, devlet arşivlerine bakıyor değil mi? Yani nerelere takılmış, nerelere gitmiş, MİT'in önce yapmış olduğu arşivlemeler, bu şahıs kimdir diye. Bu arşivlemeleri yapan kim? FETÖ. Yani bir taraftan FETÖ'yle mücadele ediyorsunuz, öbür taraftan da FETÖ'nün tutmuş olduğu arşiv, devlet hafızasıyla, arşivlerle güvenlik soruşturmasını neticelendiriyorsunuz. Çelişik bir durumdur. Kesinlikle. Ya baştan çok tehlikeli bir durum. Tehlikeli aslında. Bir durum da aynı zamanda. Yarın Türkiye'de bir insanın herhangi bir suçu olduğunda, işte o geçmiş hafıza dediğimiz mesele hala üzerinden hala eğer tahlil değerlendirme ediliyorsa, bakın, bu yine kötü sonuçlar doğuracak. Bir örnek vereyim. Bir müvekkilimiz güvenlik soruşturmasından geçememişti ve bu Adalet Bakanlığı müsteşarına kadar gidiyor. Diyor ki ya bu, ben güvenlik soruşturmasından geçemedim. Ya bir bakar mısın nedir yani? Gizli de tutuluyor bir de. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Güvenlik soruşturmasından geçemediniz. Gerekçe doğrusu da yok. İstetiyor bunu. Baktırıyor. Bu adam Selam Tevhid örgütü üyesiymiş. Diye güvenlik soruşturmasından geçememiş. Şimdi Selam Tevhid dediğiniz örgüt nedir? FETÖ'nün oluşmuşu bir örgüttür ve başında da Recep Tayyip Erdoğan vardır. Böyle vahim bir durum yani. Yani, evet. bu şekilde yani en çarpıcı örneklerinden bir tanesi bu belki ama yani bizim bir defa bu güvenlik arşivlere sünger mi çekmek arşivlerin lazım? Arşivlerin yeniden lazım. Yani onların oluşturmuş olduğu arşivlere itibar edilemez. Yeniden değerlendirme tabi tutulması gerekir. Yeniden araştırma tabi kanun düzenleme vardır. Tutulması gerekir. Burası Bey'e destek olsun diye söyleyeyim. Bu kanun düzenleme şu anda var, yürürlüktedir. Bu kanun düzenlemelerinin standartlarını çok netleştirmek lazım. Yani evet, çok işte. İki tane polis veya iki tane asker den ziyade onların uyacağı net sınırları belirlemek lazım. Belki öyle bir şey olabilir. Yani sınırlar netleşecek. Bu konuda onun içeriğinin de net olması lazım. Sınırların net olması lazım. Ona göre bir hüküm, sonuçta hüküm kuruluyor orada. Yani tabii denetlenebilir bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ki yani bu mülakatın gerçek anlamda doğru mu değil mi, böyle bir şey var mı yok mu diye bir şey tabii bizim kendi davalarımızda var. Yani örneğin Ankara İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarda şimdi böyle bir şey de var. KHK'da güvenlik soruşturmaları gizlidir diyor. Mahkemelere bilgi gönderiliyor. İşte ama mahkeme bunu davayı açan şahısla paylaşmıyor. Haliyle gerekçede sadece diyor ki güvenlik soruşturmasının olumsuz netleştirilmesi nedeniyle ve bunun gerekçesini işte falan sayılı KHK'yla da yasaklanmış olduğundan dolayı gerekçesini açıklamayacak bir şekilde diyor ki davanın reddine. Böyle ucube
kararlar çıkıyor. Dolayısıyla yani burada o zaman yargının ne işi? Yani madem ki polisin tutacağı o tutanak kendi başına yeterliyse o halde yargıya ihtiyaç yok demektir yani. Evet. Bunu olacak. İkinci husus mülakatlar. Yani bu mülakat sisteminin memur sen yetkililere de defalarca dile getirdiler. Hükümet kanadından birçok kişi defalarca dile getirdi ama halen ısrarla uygulanıyor. Yani geçmiş dönemlerde örneğin KPSS ile atanacak olan bir meslek dalında bir kişi bir puan almışsa o yıl yapılacak alımlara göre atanıp atanmayacağını bilirdi. Yani eğer sabıkası vesaire şey yoksa o yıl atanmayacaksa bile sonraki yıl diyordu ki benim puanım örneğin 80'dir. Bu yıl 81'e kadar geldi. Seneye muhakkak atanırım diyordu. Ama yeni gelen mülakat sisteminde 70 alanla 100 alanın hepsini çağırıyor. Belli bir mülakata tabi tutuyor. Burada torpil devreye giriyor. Burada yakınlık devreye giriyor. Kafa kol ilişkisi girebiliyor ve hakkı olanın hakkı kendisine teslim edilmiyor. 100 almış. Güvenlik soruşturmasıyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Atanması lazım ama tanıdığı yok. 70 alan atanıyor, o atanamıyor. Dolayısıyla burada güvenlik soruşturmaları, güvenlik soruşturması diyorum, mülakatların muhakkak bir şekilde ya Zahir Bey'in dediği gibi sınırlarının çerçevesinin belirli denetlenebilir olması lazım. Ben kendi kanaatimce kaldırılması lazım. Eğer bir kişi hak etmişse, yasal anlamda bir engeli yoksa bu insan atanmalıdır. Madem ki KPSS şartını getirmişsin, KPSS objektif bir durumdur. Dolayısıyla ve güvenlik soruşturmasını da yapıyorsun. Güvenlik soruşturmasını geçtiği halde bunu mülakata bir de tabi tutuyorsun. Bu nedir? Ben torpil yapacağım demektir yani. Başka bir açıklaması yok. Evet. Bunları yani ben burada bir itiraz şerhi koymak isterim. Çok kısa bir, evet. Lütfen. Yani her mülakatın torpil anlamına gelmeyeceğini, bazı değerlendirmelerin ve ölçmelerin mülakat olmadan olmayabileceği, yani bir insanı düşünün, hakimlik yapacak, o hakim konuşamıyor, duyamıyor veya o şeyi yoktur, yetisi yoktur. Dolayısıyla sınavda iyi geçer, yazılı sınavda. Ama bunların değerlendirme ve ölçmesinin yapılması lazım mülakatının. Bunu öğretmeni için başka şartlar olabilir vesaire. Önemli olan ölçütlerin orada olmasıdır. Yani sınırların belli olmasıdır. Mülakat bazı yerlerde elzemiyet arz ediyor. Onu da ben burada yani bu şey için değildir. Her mülakat eşittir, torpil değildir. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir durum olmaması gerekir. Biz bunu aksi takdirde herkesi zan altında bırakmış oluruz. Mesela ben buna itiraz ediyorum. Temizlik işçilerinde bile mülakat hocam. Bunlar yani da sınırların dediğim gibi olması lazım. İstisnalar da vardır belli meslek grupları açısından ama evet. Yani geneli açısından mülakata dediğim gibi ihtiyaç evet. Yoktur. Yalnız yanlış bir anlaşılma olmasın diye açıklık getirmek istiyorum. Şimdi biz bu maskeli, riyakar, hain yapıya karşı asla ve asla taviz verilsin demiyoruz. Kesinlikle, tamam. Devlet meşru savunma konumundadır. Devlet hassas konularda elbette asli faili tam üzerine gitmelidir. Ama bizim ayırmak istediğimiz bunların bilerek suça sürüklemiş oldukları ve ortalıkta haklarındaki yanlış bir kanaat, rapor, duyumla yapılan mağduriyetlerdir. Ben bunu sizin konuşmalarınızdan da şunu anladım. Bugüne kadar bende oluşan intiba da bu. Aslında devlet tarafından mağdur edilen FETÖ'cüler yok. FETÖ tarafından mağdur edilenler vardır. Evet, evet. Yani işte bu bilinci doğru aktarmak lazım. Yani evet, mağdurların mağdur edilme sebebi kimlerden ötürüdür? FETÖ en büyük mağduriyetin ölçüsü ve nedenidir. Evet. Yani sizlerden evet, de onu anladım. Yani evet. FETÖ şu anda da FETÖ. Evet. Eğer mağdur varsa FETÖ'cü mağdur ediyor. Kesinlikle. Ben ileride önümüzdeki dönemlerde Allah'ın izniyle suçların net bir şekilde suçların çekeceğini, mağdurlar gerçekten bu anlamda FETÖ tarafından mağdur edilmişse bunların da gerçek anlamda kendi haklarına kavuşacağına inancım tamdır. Ben onu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu konuyu kapatıyoruz. Evet. Zaman dilimimiz arkadaşlarımızdan biraz zaman isteyeceğiz. Ben yerel seçimler yaklaşıyor. Hem hukukçu kimliğinizin yanında siyasi kimliğiniz de geçmişte oldu. Belki ileride tekrar siyasetle iştigal edeceğiniz durumlar önünüze çıkabilir, söz konusu olabilir. Yerel seçimlere giderken bir kent kimliği ortaya çizmenizi sizden rica edeyim.
Kayyumların çalışmasını nasıl değerlendirdiniz? Bunun üzerinden daha önceki işte kayyumlar öncesi bir ihmal edilen, yok edilmeye çalışan bir kent hafızası vardı. İşte sokak isimlerinin değiştirilmesinden caddelerin, mahallelerin isimlerine kadar değiştirildi. İşte sırf adı Kürtçe olsun diye mi değiştirildi, yoksa bir hafızayı yok etmek için mi değiştirildi? 6-8 Ekim olaylarında baktığımızda özellikle bugün Zahir Bey'le de telefonda konuştuğumuzda üzerinde çok durdu. Baktım geçmişten tam siyasetin ortasında olduğu süreçte de bunun sıkıntısını yaşayan biri olarak 6-8 Ekim olayları dahil ondan önceki süreçlerde de PKK olaylarının hepsinin bayramlara denk geliyor olması, işte 6-8 Ekim olaylarında Kur'an kurslarını, Kur'an-ı Kerimlerin yakılıyor olması, bunlar aslında başta Kürt kimliğini deforme etmek için miydi, yoksa bir inanca karşı saldırı mıydı? Bunun nedenlerini, arka planlarını ve sonra atanan kayyumlar ve beraberinde gidiyoruz seçime. Bu seçimle ilgili düşüncelerinizi alayım. Biraz kabarık oldu şimdi, ama özetle alayım sizden. Tabii bazı şeyleri açık söylemek lazım. Çok fazla şöyle donanbaşlı olmamak lazım bazı konularda. Özellikle ben taraf olmak lazım bazı durumlarda. Şehrin tarafı olmak lazım. Kentin tarafı olmak lazım. Halkın tarafı olmak lazım. Birlik beraberliğin tarafı olmak lazım. Aynen. Değerlerin tarafı olmak lazım. Birilerinin değerleri buraya taşırken, başkasının değerini buraya taşırken onlara engel olmak lazım. Bakı Bey, bu konu aslında esaslı bir konudur. Çok şey bir konu. Ya şimdi ben özellikle devletin yanında burada olan siyasetçilerin çok ilginç bir veya birlik beraberlikten olan, halktan yana olan, haktan yana olan kişilere karşı çok acımasızca bir süreci yaşadığımızı geçmişte ben burada derc etmek isterim. Yani Kürt olup da ümmetçiliği benimseyen, Kürt olup da birlik beraberliği benimseyen, Kürt olup da AK Parti'de veya başka bir partide, Hudapar'da vesaire de siyaset yapmak isteyen insanlara karşı çok acımasızca burada bir şey yapıldı, verildi. Bir 100 sene evvel baktığınız vakit Birinci Dünya Harbi'nde burada bir Ermeni Devleti'nin ilanı yapılıyor. Ve Ruslar çağrılıyor buraya. Ruslar burayı işgal ettiği vakit geri dönüşlerinde koskoca Türkiye'nin o zaman Anadolu'nun 3. büyük kenti olan Van yakılıyor, yıkılıyor. Neyle yıkılıyor biliyor musunuz? Camisiyle, mabediyle, kilisesiyle yerle yeksan oluyor ve bir insan burada sene kalmıyor. Sene kaç bu dediğiniz? 1915. Evet. 1915. Aynısı mı yapılıyor 6-8 yani, Ekim olaylarında? Bakıyorsunuz ki, bakıyorsunuz ki yıllar sonra ya 120 tane genç hikayesi vardır. 104. senesini onların andık onları. Evet. Allah rahmet eylesin. Vanlı gençler işte cepheye silah götürenler. Bunları tedavi eden Ermeni doktor öldürülüyor o dönem. Şimdi ne anlarsınız siz 100 sene sonra? Burada tarih tekerrür mü ediyor? Tarih tekerrür. Yani 3 sene önce, 5 sene önce bunların hepsi yapıldı, yapılıyor. Bakınız bir Kurban Bayramı'nda Kobani olayları adı altında ki biz hepimiz Kobaniler, mağdurların yanındaydık, mazlumların yanındaydık. Nerede olursa olsun biz Recep Tayyip Erdoğan'a ne diyoruz? Diyoruz ki mazlumların umudu, mağdurların umudu diyoruz değil mi? Ve öyle görüyor mağdurlar. Afrikalı siyahi hastaneye gidemeyen hasta bunu böyle görüyor. Arakan'daki o inim inim inleyen, etleri parçalanan insan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde görüyor. Filistin'deki mazlum çocuk, o İsrail'in bombalarıyla vurulan çocuk Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle görüyor. Mazlumların umudu olarak görüyor. Burada baktığınız vakit yine Kuzey Irak'ta 200 bin tane insanımıza, Kuzey Suriye'de o insanlarımıza dinine, mezhebine bakılmadan hepsi burada kabul edildi. Hepsi buraya geldi. Türkiye kucak açtı. 20 sene evvel de kucak açtı. Bu sene de kucak açtı. Geçen sene de kucak açtı. Kobani olaylarında da kucak açtı. Fakat geldiğimiz noktada Kobani olaylarında bir şeyler bahane ederek maalesef burada bir talimat verildi. 50 küsür tane insanımız toplamda vefat etti. Ve en çok maddi anlamda
manevi anlamda zarar gören il Van'dır. Devletin kayıtlarında da bu vardır. Evet. Birçok kayıtta da bu vardır. Neredeyse yakılmayan, bakınız, yakılmayan, yıkılmayan bir tek ilçe, AK Parti ilçe binası o dönem kalmadı. Erdiş tamamen yakıldı. İpek Yolu tamamen yakıldı. Tuşba tahrip edildi. Başkale tamamen yakıldı. Özap tamamen yakıldı. Tamamen yakıldı. Biz bunları yaşadık, bunları gördük. Yine hangi gündü biliyor musunuz? Bir Kurban Bayramı'ydı bu. Evet, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nı zehire çevirdiler. Yasin Börüler şey dedildi. Kurban eti götürürken şey dedildi. Devamında bakıyorsunuz. Bir Kurban Bayramı, 2 sene evvel, 2016'da Kurban Bayramı, 12 Eylül'de, Eylül'dü mü, Ekim miydi? Biz Kurban Bayramı birinci günü saat 10.30'da AK Parti İl Binası 2 ton bombayla patlatıldı. Orada 500'ün üzerinde iş yeri, sivil toplum örgütü, ev, oteller, turistler zarar gördü. Gelen İran turistler vesaire zarar gördü. Yine bakıyorsunuz ki yıllar evvel aynı şeyler tekerrür etti. Bakınız Kurban Bayramı arefesinde veya Ramazan Bayramı arefesinde şehir merkezinde sergisini açıp esnaflar bir şeyler satmaya çalışıyor. Arefe günü o sergilerin hepsi yakılıp yıkılıyor. Bir şeyler oluyor. Bakıyorsunuz ki bir şeyler bahane ediliyor. Kurban Bayramı kara bayram ilan ediliyor. Bu sene bayram yok deniliyor. O sizin söylediğiniz şey olay. 2 sene evvel, 3 sene evvel ya bir memleketin Karabayram zihni neyi ifade ediyor? Şunu Karabayram meselesi bizim bildiğimiz Karabayram değil. Evet biliyor. Ben şöyle bir Karabayram. Evet. Şu şekilde. Yani bayramı diyorlar ki bayram diye bir olay yoktur. Bizim yasımız vardır. Bayram kutlamayacaksınız. Burada manevi değerlerimizi tamamen yok etmeye yönelik İslam kültüründe Karabayram diye bir şey yok. Bunlar Karabayramı oluşturuyorlar şu şekilde. Bayramı kutlamayın. Bayram diye bir olay yok. Burada mesele bayramı ortadan kaldırmaktır. Amaç budur. Bir belediyenin işi nedir? Hizmet etmektir. Ötesi değildir. Ama belediye 8 yıl boyunca, 9 yıl boyunca bu memlekette taş üstüne taş koymadı. Taş üstüne taş koymadı. Bunu iddia ediyorum. Borçtan başka da bir şey bırakmadı bu memlekette. Kan bıraktı, gözyaşı bıraktı, susuzluk bıraktı. Ötesi yok. Yollar çamurdan geçilmiyor. Bak kayınlar geldi. Ben elbette ki her şeyin normal mecrasında yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ama kalkıp bu memlekette paralar başka yere akıyorsa, hizmet edilmiyorsa elbette ki burada devlet sınırlar belli olması lazım, hatlar belli olması lazım. Bunlara uğraşması gereken belediyeler neyle uğraştılar biliyor musunuz? Van'ın bütün caddelerin, sokakların adını Kürtçe değil, orada yanlış bir algılama olmasın. Tamamen mesela Suvaroğlu, mesela diyelim Bediüzzaman Hazreti Caddesi ve diğer caddeler bir anda bir meclis kararı alındı. Meclis kararında işte numaralandırılacak. Artık cadde eski isimleriyle, sokaklar eski isimleriyle anılmayacak. Suvaroğlu Van tarihinde var zaten. Var. Evet. Diğerleri de var. Yani Haçurt'ta var, Harabe Mahallesi de var, Şabaniye Mahallesi de var, Cedet Paşa'nın da geçmişi vardır, Ali Paşa'nın da geçmişi vardır, Nurşin'in de geçmişi vardır. Bunlar her birisi memleketin bir hafızasıdır. Siz birdenbire bunları ortadan kaldırdığınız vakit ne çıkacak ortaya? Hafızasız bir memleket çıkacak ortaya. Hafızasını kaybetmiş bir memleket, geçmişiyle bağları tamamen kopmuş bir memleket, bir toplum yaratılmak istendi. Toplum mühendisliği. Belediyenin işi bu değil. Tam tersi, geçmişiyle geleceği arasında manevi bağlarını tam anlamıyla pekiştirmesi gerekir. Onu tanıtması gerekir. Tam tersi şeyler yaptık. Yapıldı o dönemde. Dolayısıyla bu kentin hafızasıyla, bu kentin geçmişiyle çok oynandı. Geçmişte oynandığı gibi çok oynandı. İnşallah herkesin aklı başına gelmiştir. Bu saatten sonra herkes haktan, hukuktan, memleketten ve özellikle halktan, hizmetten yana bir tavır alacaktır. Gelecekte seçimlere geldiğimiz vakit bizim halkımızın inancım tamdır ki geçmişte yapılanları unutmamıştır. Ve özellikle devletin elindeydi. Güçlü iktidarın yanında yer alan şu belediyelerin ne yapabileceğini düşünmemiz lazım. Onu iyi irdelememiz lazım. Belediye demek hizmet demektir. Belediye demek gerçekten o hizmetin, merkezi hükümetin vermiş olduğu bütün payları bu memleketin ayağına sermesi demektir. Bu anlamda ben önümüzdeki seçimlerde, yapılacak olan mahalle seçimlerde halkımızın sandık 5 yılda bir geliyor.
insanımızın önüne. Seçim 5 yılda bir geliyor. Biz eğer... Çok önemli karar verdiğimizi bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım çünkü bu sadece bizim kaderimizle alakalı bir durum değil. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği, torunlarımızın geleceğiyle alakalı bir durum. Nasıl bir... Ya bizim Van'ın da Allah aşkına bir batıdaki şehir kadar güzelliği vardır, daha fazlası vardır. Bizim de hizmete ihtiyacımız vardır. Bizim de gerçekten evimize güzel suların akması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de yollarımızın asfaltlı olmasını istiyoruz, kaldırımlı olmasını istiyoruz. Bizim de huzurlu bir şekilde gece parklarda ailemizle, çocuklarımızla şöyle güzel gezmeyi istiyoruz. Neden bir Erdiş Bodrum gibi olmasın? Neden bir Yavaş Kaş gibi olmasın? Öyle mi öyle değil mi? Yani ne farkımız vardır? Ve bu memleketin güzellikleri çok daha fazladır. Evet. 1600 rakımlı bir memlekette bu kadar muazzam bir deniz. Etrafında Toros Dağları, Güneydoğu, başlığı her tarafı gördüğünüz gibi. Ama huzur olan bir memlekette bunu sevebilecek insanlara da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla biz kendi memleketimizi seveceğiz. Ama kendi memleketimizi sevmek için de bu sandıkta güzel bir şekilde hizmeti getirecek insanlara yönelik oyumuzu kullanmalıyız ki gerçekten huzur içerisinde olalım bir bütün olarak. Kardeşçe aynı havayı soluyoruz. Farkımız yoktur. Fikirler farklı olabilir. Ama birbirimize saygılı. Kent bütünlüğü, kentin kalkınması için ortak paydada buluşmalıyız. Sayın Kartal, sizden alayım. Yerel seçimlere giderken önerileriniz nasıl bir Van hayal ediyorsunuz doğrusu? Şimdi sevgili Vaki Bey, bazen diyorum ki burası kavimler kapısıdır. Türkiye'nin kuzeyinden gelen olmuş bizim gibi. 100 yıldır Kafkasya'dan gelmişiz. İran'dan gelenler olmuş hemşehrilerimiz. Irak'tan gelenler olmuş. Biz 100 yıldır aynı topraklar içinde. Araplar tabii ki sonradan Lazlar Karadeniz. Onları da artık sayıyorum bütünlük olarak. Ama bizler bir Türkiye'li kimliğiyle büyümüşüz. Van'ın geleneğinde hakikaten bu ayrımcılıklar yoktu. Biliyor musunuz? Bizim köyümüz Anavanik, yanı başındaki Alaköy, yanı başındaki Morlakası, kaynaşmış, sorunu olmayan bir yapıdaydı. Hepsi birbirine saygılı. Ama geçmişte yapılan yanlışlıklar yok mudur? Ben bir gün bacanağımın işte kızı dünyaya geldi, adını Dilang koydular. Git dedim karşıda nüfus o zaman. Gitti geldi dedi, abi dedi Dilan ismi yasak. Ya Dilan ismi Allah Allah. Yasak olacak bir anlamı yok yani. Nüfus müdürü tanıdığım, sevdiğim birisiydi. Baktı ki, dedi ki gelen tamimde Dilan da var. Genel kültürümüze aykırı. Nereden nereye geldik? Bir Dilan yasak yani. İsmine tahammül edemeyen zihniyet geldi Van'da bütün... Sokaklar, caddeler, yollar, ne bileyim her şeyin adıyla bir halkın da elbette ki kültürüne saygı duyuldu ve bunlar yaşatılmaya çalışıldı. Fakat biz biliyorsunuz belki geçenlerde iki kardeşimizi kaybettik. Doktor olan kardeşim, Allah razı olsun. Giresun'dan mevlidini verdik. Sabırlar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Giresun'daki Baki Bey halk inanır mısın? Kadın ne erkekli, zengini fakiriyle öyle bir mevlide katıldılar ki, bizleri öyle ağladılar, öyle kucakladılar ki, dediler sizin o Vanlı kardeşiniz 35 yıldır bizim kardeşimizdi. O bizim kimliğimizin her türlü üstündeydi. İşte bizim buna ihtiyacımız var. Demek ki biz ne kadar önemli bir birlik unsuru yaratmışız. Kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Fakat şimdi ben bir başkanım konuya detaylı girdi de bende bir Van milliyetçiliği var. Ben Vanlıyım önce. Van'ın turizmini, ticaretini, sınır ticaretini Vanlılık ruhu. Evet, öne alıyorum. Diyorum ki kim gelirse gelsin bu memlekete taş üstüne taş koysun. Kayımların hizmetlerini inkar etmek mümkün değil. Çünkü gittiğimiz zaman yüzümüze yerli halk söylüyor. Edremit'inden, Erdiş'inden İpek Yol gece gündüz koşturuyor. Ama bu arada Yavaş ve Tuşba belediye başkanlarımızın hizmetlerini de unutmamak lazım. Onlar da kalıcı hizmetler yaptılar. Buna da değinmek lazım.
Onun için seçimin geçmiş geçmişte kaldı diyorum. Hemşehrilerimiz çok sağlıklı, makul, mantıklı tercihler yapsınlar. Çünkü bizler hep aynı gemideyiz. Bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah bize en güzel ülkeyi, en güzel ili de vermiş. Doğal güzelliğini vermiş. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Birlik olacağız inşallah. Evet, mantıklı evet, çözüm. Ya, ben arada bir müdahale ediyorum, kusura bakmayın. Onu gerçekten yavaş, yani az önce bahsettim ama oradaki son dönemlerdeki hizmetler harika hizmetler. Ve hafta sonları insan orada gezmekten artık keyif Sinan alıyor. Bey, Sinan ha. Bey'i kutlamak lazım. Yine, bir yavaş inşa yine etti. Tuşba'da da Tuşba'da aynı şey görüyorum. Yapılanlar var. Mavi proje ilk, şey. Yani plajlarından bir tanesi orada. İskele'de 15 Temmuz Parkı yani, özellikle Kalecik üzerindeki evet, Van evleri. Evet, Van şey. Evleri. Yani Van'ı bir seyrediyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz o 15 Temmuz Parkı'na bir geziyorsunuz çoluk çocuğunuzla akşamları. Batıda olan o havuz sistemi Van'da da var artık. Yani görüyorsunuz o mavi bayraklı plaj vardır. Halkla halk ayrı, kadınlar ayrı. Çok harika şeyler yapılıyor Van'da. Bunu devam ettirmek lazım. Örnek almak evet. lazım. Evet. Sayın Saygın. Evet. Yani ben de bu yerel seçimlerin genel seçimlerden ayrı tutulması gerektiği kanaatindeyim. Biz seçmen olarak. Ve Vanlı hemşerilerimizin de bu yerel seçimlerde yerelliği göz önüne alarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira siyasi bir takım endişelerle hareket etmek, özellikle belediyecilikte yerel hizmete çok ihtiyaç olan bir şehirde çok yanlış sonuçlar doğuracaktır. Yani benim siyasi fikrime yakın birisi gelsin de kim olursa olsun hizmet çok da önemli değil. Demek doğru değil. Anlayışı aynen. Şehrimize zarar veriyor. Haliyle bizim bu noktada yapacağımız değerlendirme şu olması gerekir. Yani projeleri olan bir parti, projeleri olan bir aday, dürüst bir aday, değerlerimizle barışık bir aday. Aynen. Şehrimize maddi manevi anlamda zarar vermeyecek, bizimle bir çatışmaya girmeyecek, değerlerimizle çatışmaya girmeyecek. Bizi kültürümüzden, benliğimizden ayrıştırmayacak, bunun için mücadele vermeyecek, derdi hizmet olan, derdi ben bu şehri nasıl daha çok kalkındırabilirim olan parti veya aday üzerinde çalışmak gerekiyor. Van şehri gerçekten, ben bugün TÜİK'te bir, TÜİK'in yayınlamış olduğu bir veri vardı. Orada hemşehrilik sayıları açıklanmış Türkiye geneli. Van 18. sırada. Yani Van nüfusuna kayıtlı yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde insan var. Ve buna vurduğunuzda Türkiye'de işte 81 il var. Van 18. sırada. Yani Vanlıların sayısının ne kadar çok olduğuna işaret eden bir husustur. 18. sıra. Bu nedir? Çok farklı kültürler Van'da yer etmiş, gelen gidenler olmuş, bana kaydolmuş. Bizim bu kültür çeşitliliğini de koruyarak insanları birbirine düşürmeksizin, belki hani çok milliyetçi bir takım endişelere girmeksizin, siyasi bir takım ideolojilerden uzaklaşarak, bu hangisi olursa olsun, ister AK Parti olsun, ister HDP olsun, ister Hüdapar olsun, hiç önemli değil. Kriterlerimizin olması lazım. Bu kriterleri karşılayan adayı destekleyip iş başına getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü yerellik bunu gerektiriyor. Van hakikaten hizmet noktasında çok ciddi anlamda geri kalmış. Belediyecilik anlamında özellikle çok çok geride kalmış. Yani diğer şehirlerle karşılaştırdığınızda o kadar çok geri kalmış ki, yani kayyumların iş başına geldikten sonra sadece peyzaj anlamında yapmış oldukları birkaç şey bile bizim şehrimizin rengini değiştirdi. Aynen. Yani belediyecilik aslında tek başına bu da değil. Yani çok fazla bir şey görmeyince yapılan yani işte küçük diyorum. Dokunuşlar yani bile küçük bizde başka bir hal çok, oluşturuyor. Çok fazla işte hani İpek yolunun birçok sokağında yapılanlar, Edremit'e sahil bandı yapılması, sahil kenarında yapılan çalışmalar takdir edilecek meselelerdir bunlar. Ama yani bu belediyecinin çok az bir yönüdür aslında. Yani Edremit yani. Sahil kenarı içkinin, kumarın, kötülüğün tabii. neredeyse merkezi olmuştu. Tabii. Orayı da ayrıca kutlamak lazım. Yani takdir bir... etmek lazım bunları ama yani sadece bu bile... Düşünün Van'ın bir
rengini değiştirdi gibi. O zaman diğer illere bakıldığında, mesela bir Urfa'ya bakıldığında, bir Antep'e bakıldığında, bir Diyarbakır'a bakıldığında var hakikaten çok çok geri yani. Belediyecilik anlamında, belediyecilik hizmetleri anlamında, belediyenin sosyal aktiviteleri anlamında çok çok geri. Bizim bunları yapabilecek insanları desteklememiz gerekiyor, şehrimizi kalkındırmamız gerekiyor. Çünkü yerellik bunu gerektiriyor. Evet. Yerelde yaşamak, yerel seçimler bunu gerektiriyor. Hizmet yarışıdır. Ben daha iyi hizmet ederim diğer insanların yaptığı bir yarıştır, bir seçimdir. Siyasi anlamda eğer bir karar verilecekse bunun yeri genel seçimlerdir. Genel seçimlerle ilgili olarak siyasi anlamda bir tercih varsa bunda bir takdirde bulunur. Ancak dediğim gibi yerelde, yerelin şartları, Van'ın şartları, Van'ın birçok sorunu var. Bugün konumuz değil ama yani biz geçmişte bir kitapçık hazırladık Van'ın sorunlarıyla ilgili olarak. Yani içine girsen çıkamayacağını... Uzun uzun konuşacağız. Ama yani çözülmesi gereken meseleler bunlar. Yani bir kayyumun tek başına çözebileceği meseleler değildir. Kayyumun hizmet süresi belli. Bu hizmet süresinde yapabileceği işler belli. Dolayısıyla çok uzun vadeli işler yapamıyor, projelendiremiyor bunu. Hizmet süresine göre, seçimlere göre bir değerlendirme yapıp işler yapıyor. Dolayısıyla bu geniş anlamda çok derin bir bilgi birikiminin, ciddi bir ekonomik gücün, ciddi bir desteğin olduğu bir belediyeyle biz ancak bu sorunlarımızı çözebiliriz. Ve derdi halk olan, derdi hizmet olan insanlarla biz bu sorunlarımızı çözebiliriz. Dolayısıyla yaklaşımımızın da bu olması gerektiğini ben düşünüyorum. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. 5 dakika reklam arası, sonra bir 15 dakika bir tur daha sizden rica edeceğim. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Sevgili izleyiciler, bir kısa reklam daha verdik ve birlikteliğimiz sürüyor. Sayın Zahir Soğan da, Sayın Halil Kartal ve Sayın Rasim Saygın Bey'le 3 hukukçu avukat abimizle birlikteyiz. Ve bence çok izleyicilerimizin çok yoğun ilgisi var. Sosyal medyadan ve özelden almış olduğumuz özellikle mesajlardan bunu anlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Son turu yapalım ama çok kısa özetlerle alalım. Kayyumlar tekrar atanır mı? HDP seçilirse. Kayyumların atanması yani olan Sayın Cumhurbaşkanı işte suça %100 bulaşmış, tespit edilmiş. Şimdi Bakı Bey, kayyumların atanması kimsenin tasvip edebileceği bir yol değildir. Nitekim bu AK Parti'nin de tarzı değildir. Fakat şimdi İşin içinde suç olunca her devlet kendi vatandaşını, kendisini korumakla mükelleftir ve kanunlarını, hukukunu uygulamakla mükelleftir. Dolayısıyla burada kayyumların o dönemde yapılması bir zorunluluktan hasıl oldu. Bu saatten sonra da ben kayyumların atanabileceğini düşünmüyorum. Ama eğer suç işlenirse, terör örgütlerine ulaşılırsa vesaire bu gibi durumlara devlete tedbir almakla yükümlü. Evet. Devlet tedbir almazsa suçludur. Belediye başkanı olup da kayyumun atandığı süreçte ki işte KCK'dan içeri atılıp sonra çıkarılan bazı belediye başkanları tekrar HDP tarafından aday gösterildi. Evet. Aday gösterildi. İşte Gürpınar Başkanı, Erciş'te vesaire böyle görüyoruz. Bu aynı durumun söz konusu olabileceğini düşünebilir miyiz? Şimdi eğer beraat etmişse bu durumda elbette ki gösterilmesi normal ve doğaldır. Ama beraat etmediği halde yani veyahut da suçlu olduğu halde yani suç sabit olduğu halde aday olarak gösterilmesi şu anlama geliyor. Yani demek ki HDP de istiyor ki yani ben bu suçluyu gösterdim, sen kayyum ata. Yani böyle olmaması gerekiyor. Kamuoyunda şöyle bir şey var. İşte HDP biz kazanalım, evet. AK Parti tekrar kayyum atasın. Ama biz kazandığımızı gösterelim. Biz kendimizi ispat edelim. AK Parti tekrar kayyum atasın. Hatta bazı HDP'lilerden, bunu daha açarak söyleyeyim, aldığım yani sohbetlerde, ortamlarda duyuyorum. İşte kamuoyundaki HDP cenahındaki algı ya da fikir, düşünce bu.
Biz kime oy vereceğimiz konusunda endişelerimiz var. Biraz korku imparatorluğu hala hakim maalesef. Yani bu işte geçmişteki kadar o tehdit boyutlarına varmasa da ama hala insanlarda gizli bir korkunun hakim olduğunu görüyoruz. Bu korkuyu hala içinde barındıran insanlar, biz işte HDP'ye verelim, ne olsa devlet yine kayyum atayacak, biz ortada kalmayacağız, biz de ikisinden de bu manada kurtulmuş olacağız. Az önce her iki gibi bir bakış açısı her iki meslektaşım, bir Halil abimiz ve Rasım Bey şunu söyledi, hatırlarsanız. Biraz yerel yönetimi varise tutmak lazım. Hizmet endeksi bunu değerlendirmek lazım. Siz şunu söyleyeyim. Bir partinin amacı milletine, memleketine tabi olduğu kesime hizmet etmektir. Ve bu hizmet amacıyla geliyor. Ben hizmet yapmak üzere geldim huzurunuza. Aslında bunu sadece yerelde düşünmemek lazım. Genelde de düşünmek lazım. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veyahut da iktidardaki parti, ben geleceğim, Türkiye'nin kanunlarına göre hizmet yapacağım. Ankara, Bursa'da yine alındı sonuçta. Orada da belediye başkanları. Belediye başkanları alındı. Yine burada da aynı şekilde yerelde de bu anlamda bir partinin amacı millete hizmettir, halka hizmettir. Eğer belediyeye geliyorsa belediyede hizmettir. Şimdi demek ki burada şu anlaşılıyor. Ben ısrar ediyorum. Ben hizmet yapmayacağım. Birileri bunu söylüyor. Ben gelirsem hizmet yapmayacağım. Siz bana oy vermek zorundasınız. Ben sizin üzerinize korkuyu salacağım. Ben sizi tabiri caizse her şekilde terbiye edeceğim. Ama siz de bana hizmet etmek zorundasınız şeklinde bir yanlış anlayışın içerisinde olmamaları gerekiyor. Zira bu halk bunu hak etmemiştir. Halkın oyuyla, halkın oyunu alıyorsunuz. Bakınız, ya ben bir Yüksekova örneğini size vereyim. Yüksekova'da bu arada arkadaşlarımız bu konu üzerine de fikirlerinizi almak istiyorum. Mustafa Avcı'nın Erciş mitingindeki sözlerini sevgili Coşar hazırlarsanız buradan izleyelim. Ekrana da yansıtalım yarın. Değerli konuklarımız bu konu üzerine bir fikrini doğrusu şu an aklıma geldi, merak ediyorum. Buyurun. Mesela Yüksekova'da HDP yüzde kaç alıyordu? 90-95 belki 85 neyse. Hakkari'de öyle, Şırnak'ta öyle, Cizre'de öyle, Diyarbakır Sur'da öyle, Van'da öyle. Erdiş'te öyle. Peki ne oldu? Niçin o oylar verildi? Hizmet yapılsın diye. Ama o şehir yerle yeksan edildi. Çukurlar kazıldı. Hendekler kazıldı. Memleket yerle yeksan oldu. %90-95 oy aldığın bir şehri neyinden korkuyorsun Allah aşkına ya? Zaten insanlar size oy veriyor. Onun için benim acizane tavsiyem ve önerim onlara. Bir milletin o iyi niyetiyle onlara verdikleri muazzam desteği kötüye kullanmasınlar. Evet. Sayın Kartal. Ben de kısaca daha iyimser düşünmek yanlısıyım. Çünkü insanımız aklını, vicdanını, mantığını öne çıkaracak diyorum. Yani Van bugün bir pilot il olmaya, Doğu Anadolu'nun en güzel pilot ili olmaya adaydır. İşte sınır ticaretinden tutun, illerin komşularla ilişkilerinden tutun, nüfus artışından, bütün bu sorunları seçmen kentinin geleceğini düşünerek oyunu kullanacaktır görüşündeyim. Yaşanan acı olayları anmak bile bana göre gereksizdir. Bunları temenni etmiyoruz, yaşanmayacaktır. Hepimiz, hangi parti ve kim olursa olsun bu ülkenin insanlarıyız. Bizler birlikte yaşayacağız. İyisi kötüsüyle ama eğriyi yanlışı da vurgulayacağız. Onun için benim şahsi görüşüm hiçbir kayyum kayyumluğa çok hevesli değil. Kayyumluk da bir yasal düzenlemeden kaynaklandığı zaman yürüteceği bir görev oluyor. Onun için kayyumluğun dışında biz çok olağanüstü rejimler bölgemiz için diyorum gördük. Bir daha geri gelmesin inşallah o dönemler. Kimse seçmeni kayyumların atanmasından yana değil ama kayyumları atayan sebeplerin de daha doğru okunması gerektiğini. İşte ortamı kastediyorum. Bir daha olmasın. Evet. Temennim o. Teşekkürler efendim. Yani kayyumlarla ilgili mesele prensip olarak karşıyım. Yani kayyum atanmasına halkın iradesiyle iş başına gelen bir belediye başkanının yerine bir kayyum atanması doğru değildir. Burada
31 Mart'ta yapılacak olan seçimde eğer ki HDP'li bir aday kazanırsa buna saygı duyulması gerektiğini ben düşünüyorum. Halkın iradesine saygı duyulmalıdır. Ancak bu saygı iki taraflıdır. Yani evet, halkın iradesine saygı duyulmalıdır. Eğer bir suç işlememişse peşinen hükümet tarafından oraya bir kayyum atanmaması gereklidir. Bu bir. İkincisi, halkın iradesine HDP'nin de saygı duyması gerekir. Çünkü HDP kendisine verilmiş olan bir oyu örgüte verilmiş bir destek olarak algılamaması gerekiyor. Haziran seçimlerinde yaptıkları hata da buydu. Yani 80 küsur milletvekilini mecliste gönderdiklerinde bunu örgüte verilmiş bir destek gibi algıladılar. Halbuki insanlar o dönem huzur ve barışın gelmesi adına büyük oranda destek edilir. Şiddeti istemedik. Fakat tam tersi algılandı ve işte şehirlerimiz yakılıp yıkıldı. Şimdi güzel bir okuyuş, evet. Burada HDP'nin yapması gereken, eğer ki kazanırsa, halkın iradesine saygı duyup yasal çerçeve içerisinde kalıp belediyecilik hizmetlerini yapmasıdır. Bunu yapmayıp da geçmiş dönemlerde olduğu gibi halkın kaynaklarını farklı yönlerde kullanırsa veyahut da örgütün emellerine hizmet edecek bir şekilde davranırsa en başta halkın iradesine HDP saygı göstermemiş olur ve az önce bahsetmiş olduğunuz kayyuma atanmasına yol açan sebepler buna da bir yol açmış olabilir. Ha, bu meşru olarak görmüyorum ama iki tarafında halkın iradesine saygı duyması gerekir. Hem HDP'nin hem hükümetin. Çünkü dediğim gibi seçmen iradesi farklı gerekçelerle, belki AK Parti'nin yapmış olduğu hatalardan dolayı HDP'ye destek veriyordur. Belki de farklı endişeleri vardır. Dil üzerine endişeleri vardır. Eğitim üzerine endişeleri vardır. Ekonomik nedenlerle bir takım endişeleri vardır. AK Parti'yi tercih etmemiştir veya CHP'yi ve Hüdapar'ı tercih etmemiştir. Gitmiştir HDP'yi tercih etmiştir ve aday kazanmıştır. O tercihleri iyi okuyup ona göre 5 yıllık hizmet süresi içerisinde bu endişeleri gidermeye yönelik bir politika izleyip bir hizmet üretmesi lazım. İşte bu noktada halkın iradesine saygı HDP için çok önemlidir. Eğer bunu yapmazsa en başta kendisi buna ihanet etmiş olur. Ben bir yazımda aslında mecaz olarak yani ironi yapmıştım. 10 yıllık kayyumlar atansın anlamında. Kayyumları tasvip ettiğim için değil. Az önce bahsettiğimiz ya hiçbir siyasi partiden olmayan, biz siyasi partilerde çok fazla bu belediyelerde istediğimiz randımanı alamadık açıkçası. Ama kayyumları işte 2 yıllık süreç içerisinde küçücük dokunuşlarla çok güzel bir şehir inşa edildiğini gördük. 10 yıllık kayyumlar eğer hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan bir yönetim sergilerse, bu kent işte meclis kararı yok, yakın yapın anlamında, evet, çok daha erken işlerin yürütülmesi anlamında faydalı olur diye. Buna işte yine HDP kesim başta olmak üzere demokrasiye darbe vuruyorsunuz işte şu bu falan diye bir eleştiri vardı. Aslında orada başka bir şey ifade etmiştim. Dilerseniz bu kez tersinden başlayayım bir şey. Sayın Soylu'nun açıklamaları, siyasilerin, kanaat önderlerinin tehdit edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu nasıl bir işler? Seçime yakın her vakitte bu şiddet sarmalının tırmanmasına neden olabilir mi? Ya da bu Türkiye'ye ne kadar etki olur? Yani ben Türkiye'de şu süreçte yeni bir şiddet sarmalının doğabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani kamu düzeni açısından geçmiş dönemde hükümet yapmış oldukları hatalardan ders almış gibi gözüküyor. Bir 6-7 Ekim olayları, bir barış sürecinde yapılmış olan hatalardan bahsediyorum. Evet. Bunlardan ders almış gözüküyor. Tedbirlerini daha erken alıyor ve bu seçim sürecinde de bunları yapıyor. Örgütün eğer halk üzerinde veya da kanat önderleri üzerinde genele varır bir şekilde bir tehdidi olduğunu ben hani yerelde siyaset yapan biri olarak şu süreçte görmüyorum doğrusu. Hani ufak yani yerel birkaç şey olmuş olabilir. Ama bunun da önüne geçecek olan en nihayetinde bu şikayeti yapan birimin kendisi İçişleri Bakanlığı'dır.
Sayın Soylu'dur. Eğer öyle bir durum varsa bunun önüne geçmek adına gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. İnsanların iradesinin sakatlanmaması adına, bir baskı altına girmemesi adına. Ama ilk kez mesela biz birçok insanın tehdit edildiğini, genelde işte devletin en önemli kademelerinden böyle bir sesin yükseliyor olmasını ilk kez karşılaşıyoruz böyle bir durumla. Bu aslında yani neye yani, işarettir? Ben dedim o orası hani şikayet merci değil. İcraat mercidir. Eğer öyle bir şey varsa bunu şikayetini yapmak yerine acilen tedbirini durumu stabil hale getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Kartal, aynı soruyu size sorayım. Ben de Rasim Bey'e katılmakla beraber daha 24 Haziran seçimlerinde böyle bir algının olmadığını, yaşanmadığını gördüm. Herkes özgür iradesiyle seçimde oyunu kullandı. Yine aynı koşullarda devam edeceği görüşündeyim. İnsanlarımız yaşanan bütün acılardan artık ders almalıdırlar. Bu kanaatteyim. Efendim, tabii tedbirli olmak gerekir. Tedbirli olmak şarttır. Sayın İşleri Bakanımızın da bu meyanda söylemiş olduğu, belki bu elde ettikleri bilgileri paylaşarak bu insanların kendine dikkat etmesi veyahut da en azından halkın bunu takmaması gerektiğini düşünmüş olabilir. Ben şunu düşünüyorum. Yani şiddetten nemalanan kesimler olmuştur bizim yakın tarihimizde. Özellikle bizim yerelde Van'da ve bölgemizde olmuştur. Bir daha bunun peşinde olmak isteyen, bu şiddetten nemalanmak isteyen ve seçimde bu anlamda prim almak isteyen kesimler olabilir. Ben halkımızın özellikle buna rağbet etmeyeceğini, akli selimle hareket edeceğini, sandık başına giderken kendisine hizmet getiren, birlik beraberlikten yana olan kesimlere veya partiye veya adaya oy vereceğine inancım tamdır. Artık o şiddet olaylarının, baskıların prim yapmayacağı günleri yaşıyoruz diye düşünüyorum. İnşallah böyle olacaktır. Evet. Ben de aslında yani geçmiş süreçte az sonra görüntüyü ekranlara getireceğim. Çok kısa böyle bir 30 saniyelik görüşlerinizi alacağım. Geçmişte işte beni tehdit ediyorlar diye böyle mazlum edebiyatı yapan, bundan prim elde eden Van'da vekiller de çıktı biliyoruz. İşte saldırıyorlar, tehdit ediyorlar iş yerlerime diye. O en eski vekil bu kenti bu manada heba etmişti ve kendisi iki dönem hebedan vekil olmuştu. Onun için bunu da kişisel çıkara dönüştüren vekillerin, siyasilerin olduğunu gördük. İsterseniz sevgili izleyiciler, biz değerli konuklarımızla birlikte hemen görüntüyü izleyelim. Biz susalım. HDP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Avcı'nın Erciş'te mitingde konuştuğunu HDP il örgütü, bunu ısrarla altını çizerek söylüyorum. HDP il örgütü kendi sosyal medyasından bunu paylaştı. Biz de onu oradan onu haber yaptık. Yani böyle kırpma, çırpma, kesme gibi bir şey yok. Nasıl paylaştılarsa biz de öyle değerlendirdik. Dolayısıyla biz izleyelim. Ben bunu yazıma da, geçen haftaki yazım da bu konu üzereydi. Bir de dinleyelim. Bakalım neler söylemiş Kürtlerin tarihiyle ilgili. HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Avcı, Erciş ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde sarf ettiği sözlerle Van'da dikkatleri üzerine çekti. Avcı'nın gençlere hitaben yaptığı çağrıda atalarınızın, babalarınızın zihniyetini terk edin sözleri halk arasında binlerce yıllık tarihimizden, geleneklerimizden ve kültürümüzden koparılmak isteniyoruz şeklinde yorumlanarak tepkiyle karşılandı. Çok kısa alalım Zahir Bey, sizinle başlayalım. Yani az önce söylediğimiz gibi zaten yani, değerlerimizden... Yani böyle 20-30 yıllık mı? HDP ya da PKK'dan mı başlıyor? Onu yaratma, onu oluşturmaya çalışıyor. Öyle bir geçmişiyle bağlarını, maneviyata bağlarını kısacası bizim geçmişimiz yani bellidir. Müslümanların geçmişidir. Bizim büyüklerimiz bellidir. Bizim atalarımız bellidir. Bu anlamda onları terk edip şu son 30 yılda oluşturulan bir tarihle
sadece getirmemizi istiyorlar. Nitekim Van'da geçmişte işte yapılan bazı hatalar, bazı şeyler de vardı. Az önce konuştuk işte sokak isimlerinin değişmesi vesaire şu bu. Yani kadim İslami kimliğin veya bu memleketin, bu milletin değerlerini yok etmeye çalışan bir anlayışın hakim olması bundan sonra prim etmeyecektir diye düşünüyorum. Evet Sayın Kartal, bu sözler üzerine fikriniz? Yani Zahir Başkan'ın işaret ettiği gibi Kürtler gelenekçidirler, dindardırlar. Ata babalarının öğütlerine, geleneklerine de sıkı sıkıya bağlıdırlar. Sayın adayı hangi amaçla, neyi kastederek söylüyor, bütünlüğünü bilmiyoruz konuşmanın. İki defa tekrarlıyor. Evet, fakat geleneksel yapı ataların yolundan ayrılanlar iflah olmazlar der. Onun için bu gelenek daha etkili olur kanaatime göre. Sayın Saygın. Kürtler tarih boyunca yani yanlışım varsa düzeltin ama yani bir veya iki defa devlet kurmuşlar yani küçük çaplı. Onun dışında tarihin serüveninde büyük oranda bir devlete sahip olmaksızın yaşamışlardır. Yani kimi zaman işte bizim dört parça Kürdistan dediğimiz Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Türkiye'de o dönem kim hangi devlet hakim olmuşsa o devletin hakimiyeti altında bulunmuşlar. Kürt kimliklerini korumalarındaki Kürt olarak ayakta durmalarının bugüne kadar varlıklarını devam ettirmelerinin yegane sebebi değerlerine olan bağlılıklarıdır. Yani evet. Kürtler değerlerine bağlı oldukları için devletsiz bir halk olmasına rağmen bugüne kadar gelmişlerdir. Diline, dinine, özellikle yani İslam diniyle beraber Kürtler büyük oranda kendilerini daha da çok geliştirmişler, dillerini geliştirmişler. Bakın geçmişe yönelik olarak bakıldığında Fakih Teheran'a bakın, Ahmet Hani'ye bakın. Bunlar şair olmakla beraber birer İslam alimidirler. Ve bu şekilde bugüne kadar gelmişlerdir. Atalarımızın o değerleri, dini değerleri, duruşları, kimlikleri hep Kürtlerde bir mücadele aşkı doğurmuştur. Bugün eğer siyasal anlamda bir hareketten bahsedilecekse de bu geçmişten alınan bağlılıklardır. Geçmişte olan köklerin koparılmamasındandır. Eğer siz Kürt'ü geçmişinden, bağından koparırsanız Kürt, Kürt olmaktan çıkar. Başka bir şey olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere konuğumuz olduğunuz için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Size teşekkür ediyoruz. İleriki süreçte tekrar sizleri bu stüdyoda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Çok biz teşekkür ediyoruz. Biz de yayın tarafımızda özellikle de size tekrar hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Hayırlara vesile olsun. Sağ saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, çok önemli konulara değindi kıymetli konuklarımız. Biz haftaya yine Sahipsiz Mikrofon'da birlikte olacağız. Ben yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Sizler de zahmet buyurup ekranları karşısında bizi izlediniz. Bu bakımdan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.